Alo, merhaba. Merhaba Serdar Bey. Merhaba abi, iyi geceler diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle heyecanlandım ve ilk defa senin bu programını duyuyorum. Gece çalışmak için yola çıktım. Evet. Ve sizi devamlı Alem FM dinlediğim için, yani sabah programlarını dinlediğim için yine Alem FM açtım. Evet. Böyle bir şey yayınınız olduğunu öğrendim. Her ayın ikinci perşembesi abi. Ayda bir tane var. Sadece yıl içerisinde Ramazan ayında yapmıyoruz. Bir de yaşadığımız farklı olaylar olursa Allah bir daha yaşatmasın. İşte deprem veya benzeri felaketler olursa öyle şeyler de yapmıyoruz abi. Şimdi ilk hikaye sizde, hani heyecanlıyım dediniz. Hiç merak etmeyin. Benim haricimde kimse yayıncı değil burada. Bir yayıncı gibi konuşmanıza gerek yok. Ama en anlaşılabilir şekilde heyecanınızı yenerek anlatırsanız bizi de çok mutlu edersiniz abicim. Şimdi bu olay 18 sene evvel oluyor. Ben evet. Şu anda 45 yaşındayım. Evet. Bir yaz günüydü. Çocuklarımla eşimi memlekete çaya göndermiştim. Hı hı. Rize'ye. Ben de evde işten sonra gelip takılıp böyle keyif yapan bir insandım. O an benim komşum berber acilen böyle geldi, camıma bağırdı, Ercan abi diye. Yırttım, ben de şaşırdım, ne oluyor diye. Hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor deyip böyle bir panikli hava, yani eşine bir şey olmuş. Ben de hemen tamam sen git, hemen geliyorum ben dedim. Üstümü giyindim, koşarak gittim eve. Evde yakın zaten, böyle arabayla yanaşayım dedim. Ben kendim gidince zaten bir darbe oldu bana. Tanıdığınız bir komşunuz değil mi, yani bir normalde gördüğünüz? Tanıdığım komşum. Bildiğiniz. Tabii evet. Tanıdığım, bildiğim bir komşum bu benim böyle. Kız yani Zeynep. Şimdiki adı Zeynep. Önceden ismi farklıydı. O annesini ısırmıştı böyle boynunun tam böyle yakınından böyle. Annesini ama ısırmıştı. Isırmıştı ve onu çökmeye çalışıyorlar. Ben de sinir krizi geçiriyor. Ben böyle düşündüm ilk önce. Ondan sonra bu onu koparmaya, biri saçından çekiyor, biri bacağından çekiyor böyle. O an böyle bir şey oldu, su vurdular, bir şey oldu mu? Ki hoca vermiş, o suyu da sonra da öğrendim. Yani öyle hani filmlerdeki gibi yer böyle sanki. Yere düştü kız ve inanır mısınız ben onu orada görünce şok oldum. Kendi çapında dönmeye başladı. Böyle ufuzun, böyle sanki yere değmiyormuş gibi hızlı hızlı döndü birden durdu böyle. İşte kaldırmaya çağırdı, götürelim diye böyle dikildi. Direkt ben kapıdaydım, bana baktı böyle. Sen dedi, sen git buradan dedi, bağırdı böyle bana, hakaret etti böyle bir değişik. Yine herkese saldırmaya başladı böyle, dönüyor kolları ayakları bir değişik. Ben de arabayla gelmemiş, hani yardım amaçlı diye önce koştum arabayı aldım geldim. Ben hastaneye diye yola çıktım. Tabii bana bunu Haydar abi bana yol tarif ediyor, şuradan git buradan git. Ya diyorum hastane bu tarafta, yok ben buradan gittim, o doktorumuz orada deyip beni böyle bir mahalle, böyle bahçesi böyle karanlık bir yere girdik. Hemen orada zaten bayılmıştı, ağzından da köpük ve burun, aşırı derecede burnundan nefes alıyordu. Ağzından hiç almıyordu. Burun bölgesi aşırı şişiyordu böyle. Hemen onu aldılar baygın, içeri geçirdiler böyle, odaya geçirdik. Biz de girdik böyle. Hemen boşaltın burayı falan dedi böyle. Ben dedik yani bu işler halen kaldı mı dedim ben. Hatta dedim yani bu işte o hocaymış, bu çözebiliyormuş onu. Bunlar meğerse bununla uğraşıyorlarmış devamlı. Kendileri kendi çaplarında hoca diye işte birini bulmuşlar. Ben de o müstakil ev olduğu için. Abi çok özür dilerim. Bunlar devamlı bununla uğraşıyorlarmış dediğin, bu gittiğiniz hocadan yani mı bahsediyorsun? Kurtarmaya tamam. Çalışmak için. Yani bana hastane diye, ben yoksa benim ne işim olur öyle? Evet. Ondan sonra ben öyle döndüm böyle ne oluyor yani, kıza ne yapıyorlardı yani öyle. Herkesi dışarı çıkardı çünkü hocadan. Ama hocayı bir göreceğim. Yani sanki 10 yıldır kafasını yıkamamış. Yani kurt bile gördüm yani kafasında. Bu nasıl bir pis, ben anlamadım ya. Bu nasıl hoca yani, böyle nasıl bir şey olur diye. Ki hoca dememek lazım bunlara. Ben o camdan içeri böyle müstakil ev, böyle bir değişik. Böyle yandan balkondan baktım böyle. Bakmamla zaten hoca şeye bağırıyor. Zeynep'e bağırıyor. Aşırı da bağırıyor. Zeynep'in sadece gözünün bembeyazlığı görünüyor. Ben onu gördüm, korktum zaten. Yani biz bunu niye bunu buraya getirdik? Ben hala onun derisini bir baktım. Orada hoca öyle yani, o adam bir şeye böyle emretti. Yani orada o masanın üstüne defterle kalemi şöyle attığını gördüm. Attı böyle. Kalem başladı yazmaya.
Ben orada zaten bittim yani. Ben döndüm. Hani... Kalem abi, çok özür dilerim. Bunları sormam lazım. Kalem kendi kendine mi yazmaya başladı? Ya inanır mısınız? Ben de hani aynısını gördüm. İşte vallahi defterle inanmak kalemin... için soruyorum. Çok affedersin. Ya yani işte, gözünle gördün mü abi gerçekten kalemin böyle yazdığını? Ben bunu gözümle yazdım. Kalemin orada ne yazdığını görmedim ama elindeki kalemle defteri attı böyle masaya. Böyle eliyle böyle işaret edersin ya, böyle işaret edersin, böyle işaret parmağınla. Evet. Öyle işaret etti ve kalem böyle dikildi. Orada deftere bir şey yazmaya başladı. Zaten ben orada gittim. Tamam, ben öbür tarafa yolculuğa başladı bana. Ben döndüm, hemen döneceğim böyle arkamı döndüm. Lan hoca, içerideki hoca yanıma geldi. Sen burada ne arıyorsun? Sen başına bela mı arıyorsun? Niye bakıyorsun? Geç bu tarafa dedi. Ben zaten onu mu dinlerim? Hocayı gittim. Haydar abi geldi, Ercan ne oluyor falan derken ben dedim sizle uğraşıp kaçtım. Arabaya bindim, bizi sen götüreceksin diyor Haydar abi. Gitme gitme, buradan nasıl bırakırsın? Ben arabayı gaza bastım. Bu arada Haydar abinin ayağını ezmişim, kırmışım orada. Yani çünkü arabanın ne atlıyor, kapının ne atlıyor, dur diyor bana. Yani sen beni tutabilir misin orada ya, sen orada görmüşüm ne yapıyorsun. Çok, çok özür dileyerek abi, adınız nedir Hitap için soruyorum. Adınız nedir abi sizin? Ercan. Ercan abi. Yani orada kalemin kendi kendine yazdığını gördükten sonra kalmam büyük cesaret. Yani ben öyle bir kalamadım şey görsem... Kalamadım ki. Kalmadım Serdar abi. Bak kalmadım, kalmadım. Çünkü döndüm. Ben o olayı görünce zaten korktum. İçime bana fenalık geldi. Zaten tansiyon hastası oldum. Yani öyle değilmişim. Ben gerçi 8 yıl tedavi oldum da. Ben 8 yıl tedavi oldum ve yüksek tansiyonlar. O olaydan sonra mı oldu abi bu? Tabii canım. O olaydan sonra ben 18-20. Bu sefer ben kendimi iyileştirmeye başladım. Sonra biz kendi derdimize düştük. Tabii ben hocalarla değil. Hani bu çarpılmış, korkulmuş muhabbeti. Ha gittim. Hani çok bizimki hani milletin güvenliği çok bir gittim ama ben inanmadım yani gerçeği. Abi şey, kopuk kopuk anlatmayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Buraları da soracağım zaten size. Siz en son arabaya bindiniz, zorla indirdiler arabaya, bir daha size, değil mi? Arabaya bindim. İşte Haydar abinin ayağından gezmişim. Bildiğin ezdim adamın. Zaten sonrasını öğreniyorum ben, onun ayağını kırmışım, ezmişim arabayla. Ben o arabayla bastığım gibi eve gittim. Eve gittim, bende böyle bir korku, bütün lambaları da açtım. Banyoya girdim, böyle kendime su tuttum. Tuttuğumu iyi hatırlıyorum böyle, su tuttum, tuttum. Ondan sonra geçtim salona. Salona geçince ne yapayım dedim, biliyor musun? Bir, bak şu anda böyle yine böyle şey oluyorum ama... ben bir çay içeyim dedim. Anladın mı? Kendime geleyim dedim. Bir çay koyayım böyle. Yani o an oturdum koltuğa. Televizyonu açmışım. Müziği açmışım. Bütün lambaları açmışım. Dedim ben bir çay içeyim dedim böyle. Hani kendime geleyim dedim. Bu neydi bu? Yaşadığım bu gördüklerim neydi derken. Abi mutfak hemen benim salonun yan tarafı. Hani biri çay içiyor böyle. Cangır 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 cangır. Çay kaşığını karıştırır ya. Evet. Bildiğin çay hazır. Çanlı şekerini karıştırıyorlarmış gibi. Zaten duş almıştım, üstümde bakır vardı. Ve ben yine birinci üç katlı binanın birinci katında oturuyordum. Benimki hemen zeminle birdi. Arabanın anahtarını kaptığım gibi hiçbir şey almadan balkondan atladım. Kapıdan da çıkmadım. Balkondan atladım. Arabaya bindim. O hızla o arabayla gittim. Dayımın gilin çocukları vardı. En yakın karabalık, o eve girdim ve onlar da korktular beni görünce. Ben terleme, ondan sonra zaten bayılmışım. Orada bayılmışım. Ondan sonra zaten tedaviye başladım ben. Şimdi tabii evde falan kimse yok, değil mi? Yalnızsınız evde. Tabii evde kimse yok. Yani dediler ki bu korktu, bu çocuğa bir şey oldu ve hastanelik oldum işte. Hastaneye tansiyonum 20. Hep 20, 18, 20. Tansiyon hastası dediler, bilmem ne dediler. Sonra boynumdan aşağı felç geçirmeler. Benim akşamları ama. Geçmiş akşam olsun. olunca. Gündüz bir sıkıntı yok yani, akşam sadece, doğru mu? Ya işte doktorlar kortizon vermeye başladılar bende. Gündüz bir şey yok. Ya adamlar yani dalga geçiyormuş gibi oluyorsun. Akşam olunca boynumdan aşağısı yok, kalkmıyor, hareket etmiyor. Yani o fenalıklar geçirdim. Ben 8 yıl tedavi gördüm yani. Çok iyi doktorlara da gittim. Şu hani bunu beyin işi olduğunu. Yani abi şey, işin özü şöyle mi oluyor, siz oraya gittiğinizden dolayı bu musallat size mi bulaşmış? Ne olmuş? Orasını merak ettim. İşte insan korkuyla hepsini alabiliyor. Yani ben onu o an korktuğum için aşırı korku insanı şekilden şekle soktuğunu
anladım yani. Yani tabii tedavi olduktan sonra bunu anladım. O zaman bana kim anlatabilir? Kim bana lambayı kapatabilir? Ben doktora dedim ki geceleri duramıyorum. Psikoloji doktoruna gittim. Ben dedim geceleri duramıyorum. Doktor benimle dalga geçti. Dedi ki dedi gece olmayan yer var dedi. Hani hiç kararlı olmayan yer var, oraya git falan dedi. Dalga geçti. Ben üstüne atladım, hatta orada doktorla doktor muydu abi gittiğiniz adam, emin misiniz öyle doktordu, cevap verilir mi? Doktordu, devlet hastanesinin doktoru bana dedi ki burada dedi gecenin olmadığı dünyada yerler var, istersen oraya git, dalga geçiyor yanında böyle sekreteriyle birlikte, hani espri yapıyor sözde. Peki abi doktor harici bir yerlere de gittiğinizi söylediniz demin sanki. Evet, bir tane hocaya gittim. Bu işte bunu da dinlemek istiyorum sizden. Bu hoca şimdi kendiniz mi gittiniz? Biri mi götürdü? Yok, ne yaptı? Benim ne etti? Halamın çocuklarıyla, dayımın çocuklarıyla, zaten annem benim fenalaştı. Bu olayı duydu. Tabii olayın derinliğini sonradan anlattık. Öbür komşularla kavga etmişler bilmem ne. Tabii ben oralarını bilmiyorum. Beni işte hastalattı, hani ona musallat oldu bir. Beni belli bir dağ, böyle İzmir'in bir dağı var. Orada ödemiş taraflarında bir yerde, orada bir hoca var, oraya götürdüler. Ya sanki inanır mısınız bedava yağ dağıtıyorlar. Biz sabahın saat 4'ünde gittik oraya, kuyruğa girdik. Sabah 4'te yani, vay be. Ben sabah 4'te gittim, kuyruğa girdim, sıraya geç dediler. Hepimiz sıraya geçtik, ben durmayayım tabii. Yeşil reçeteye başladım. Bu arada doktora, hani doktorluk da dev olmuştum. Hı hı. Yani fenalık geliyor, kalp çarpıntım yükseliyor. Otobüsteysem otobüs şoförüne dur ineceğim diyorum. Durmuyor, ben bağırıyorum çağırıyorum dur ineceğim diyeyim. Ama bu bütün olaylar o kızla temasından sonra oldu galiba değil mi abi? Aynen. Hiç... temasından sonra oldu. Zaten ikimiz ondan sonra oldu temaslaş. Çünkü ben onu yaşadım. Ondan sonra yani onu da tedavi ettiler. Hatta onu hocalar tedavi etti. Onu da diyecektim abi. Bu siz bunları yaşarken kızın akıbeti ne oldu? O gittiğiniz götürdüğünüz kıza ne oldu peki? Ona ne oldu abi? Ondan sonra işte o ben hem tedavi olurken onda işte geliyorlar gidiyorlardı. Onlar da işte tedaviye başlamışlardı. Hı hı. Yani o normal hasta tedavisine görüyorlardı. Sonra bunu hasta tedavisi değil, bunu bir tane iyi bir hoca buldular. O kişi dediler ki falancı mezarlığa gidin, falancı mezarı kazın, oradan dedi ki buna yapılmış şeyi çıkartın dediler. Onlar da falancı mezarlığa gidiyorlar. Bir dakika oraya, çok özür dilerim, pardon. Kız için ne diyorlar abi, orada koptum, çok özür dileyerek pardon. Bir mezarlığa gidin, orayı bir baştan alır mısın bana, vallahi anlamadım abi. Kız için. Ya şimdi bu büyük bir hocaya gidiyorlar yani bu evet. Büyük bir hocaya gidiyorlar. Yani hoca bilindik bir hoca yani şu anda. Yani büyük bir zatın. Söyleme öyle yani öyle kişi. Aynen, isimleri evet. Nokta atışları yapmayalım. Yok. Abi. Evet. Yok öyle bir şey yok. İşte o en son nasıl olduysa oradan kız şöyle, kızın annesi babası bir trafik kazasında ölüyor. Buna çok mal kalıyor ve bu işte bu da bizim berber Tolga'yı seviyor, aşık oluyor. Hı. Yani bununla o aşık olduktan sonra kıza bir nevi büyü yapmışlar hani ev mal içerik gelsin diye. Yani kimler yapıldı, ne yapıldı, böyle bir büyük kafalarından büyük, ama onlar yapanlar da feyzi perişan oldular. Yani evleri hiç sönmedi, hep yandı evleri. Hatta bir ara televizyona bile çıktı, yok mutfak yanıyor, yok bilmem nere yanıyor. Abi nereye işte gitseler... derler zaten büyü vardır ama yapanın da yaptıranın da hali yapan, çok fenadır biliyorsun. Yapan zaten kendini intihar etti. Yapan intihar etti. Yaptıran da yani bu çok olaylar olayla. Bir dakika, bu büyüyü kıza yapan intihar etti, doğru mu? Tabii intihar etti, evet. İntihar etti. İşte diyorum ya, yapanın yerine hiç kalmıyor bunu. İşte büyünün adını unuttum yani bir şey. Söyleme büyünün adını söyleme, onları söyleme, evet. Onlara gerek yok. işte mezarlık olayı neydi abi? Orada bir koptuk. İşte orada bu şehir dışında bir yer. Düşün yani, ben şu anda İzmir'deyim ama diyelim ki Hakkari'de hoca. Evet. Oradan diyor ki falancı mezarlığa girin, falancı kişiyi bulun, orayı kazın ayak ucunu, böyle fazla inmeyin, iki karış kadar inin, orada göreceksiniz diyor. Ve tenekeye sarılmış ve aynı böyle haç şeklinde keçi derisiyle birlikte yazılmış, ki bu Zeynep'in de saçı varmış orada herhalde. Ondan sonra bunu... Abi çok özür dileyerek bölüyorum. Çok böyle bulunan şeyleri, eşyaları, bunları çok böyle canlı yayında bahsetmeyelim abi. Orada bir büyü bulunmuş deyip geçelim abi onu. Olur mu? Aynen. Tamam. İşte büyü, orada o büyüyü buluyorlar.
Hı-hı. O büyüyü bulduktan sonra yani düşünür müsün hani o il orada, bu burada işte telefonlaşıyorlar, bulduk diyorlar böyle böyle. İşte diyor onlar diyor direkt onunla beraber hiçbir yere uğramadan araca biniyorlar. Araçta o şehre gidiyorlar. Aynı o büyüyle onu da götürüyorlar. İşte o hoca artık ne yapıyorsa kızın adını, her şeyini değiştiriyor. Yani kızın ismi şu anda Zeynep. Şimdi ben de sonunda soracaktım. Burada çünkü çok kişi sormuş. Kızın adı niye değişmiş? Kızın adı niye değişmiş diye. Hoca mı söylüyor değiştirmesini? Hoca değil. Evet. Her şeyini değiştirdiler. Çünkü onun aslına göre yapmışlar. Hatta bir şey söyleyeceğim. Ben kulağına okumuşlar yani. Yani ismini okumuşlar kulağına. Peki, o bu büyünün, o materyalin koyulmuş olduğu mezarın kızla ne gibi bir bağlantısı varmış abi? İşte onu biz, onu kimse bilmiyor. Yani o mezar kimin mezarı? Ya yani herhangi birinin de olabiliyormuş. Yani o mezar detayına kalmadı. Mezar detayına kalmadı. Sadece buldular. Bulduktan sonra bunlar zaten ayrılmışlardı. Bunlar bir araya gelemiyorlardı birbirlerini. Yani kız çok kötü fenalık geçiriyordu. Yani saçlar dikiliyor, kız yamuk yamuk yürüyor. Yani dümdüz o kadar güzel bir kız görseniz yani Zeynep'i. Yani böyle sanki 8 yeri kırılmış gibi yürürdü. O onunla aynı sokakta birbirlerine gelemezdi. Ben de ondan da etkilendim zaten. Ondan sonra ben hocaya da işte bir hocaya gittim. O da zaten hoca sıra vardı orada dediğim gibi. Saat sabahın 4'ünde. Ben hatta gidelim buradan korkuyorum işte diyordum. En son oradan bir tane kapıdan böyle bir adam benim adımı ve babamın adını söyleyerek seslendi. Biz sıradaydık, seslendi. Çağırdı bizi, yanına gittik. Siz dedi gidebilirsiniz dedi. Sizin dedi, siz dedi doktorluksunuz. Yani sen tedavi olman gerekiyor. Hocalık değilsin sen dedi bana. Yani, size öyle dedi. Öyle dedirttiler. Hani öyle dedi. Artık bunu bana inandırmak için mi? Şimdi ben çok iyi tedavi olduğum için bunu inandırmak için mi orada hani bu hocalara falan gitmem? Ben çünkü ben o şunu yapın okuyun bana. Ben kimi görsem oku bana diyordum. Yani kimi görsem yolda otobüs bekliyorum değil mi? Abi bana bir okusana dua. Yani böyle olmuştum. Artık hani sihiriyordum yani. Sihirmeye az kalmıştı. Böyle bir anım var Serdar Bey. Pek, yani de, şu anda yine... pek de anı değil abi. Anılar genelde güzel olur bu. Allah yaşatmasın bir daha ben inşallah işte, sizi. Ben şu yani anda hiç kimseye çok, inşallah. Çok kötü bir durum. Bununla uğraşanı, bunun yatanı, bunlar hiç iyi bir şey değil. Peki, insanı çok psikolojik olarak eline alıyorlar yani. Sonuna kadar katılıyorum abi. Ne işiniz var böyle şeylerle? Psikolojik herkes için yani söylüyorum. Ben orada kurtulduysam doktor tedavisiyle, bir psikologla, bir psikiyatriyle ben bunu yaşadıysam neredeyse poliklinik oluyordum. Hatta şu an sıkıntı var mı abi? Şu an var mı? Şu anda ben korku diye hiçbir şeyim yok biliyor musunuz? Çünkü inanmıyorum. Bak inanmıyorum. Çünkü neden? Mesela şu anda ben bir fırının bodrum katındayım. Şu anda bir yarın çocuğumun karnesinde yanında olmak istiyorum. O yüzden bu geri kalan işimi yapacağım. Bana işte orada nasıl çalışıyorum? Ben korku insanın içinde başlıyor, içinde biter. Ben kafamda onu sildim. Bu tür şeylere inanmıyorum. Hiç yaşanmamış, hiç yaşanmamış olmamış gibi davranıyorsun ki hiç unutmak için herhalde. Doğru mudur abi? Birazcık unutmam, psikoloji yerinde olsun sadece, diye galiba. Aynen psikolojik şöyle bir şey var. İnsanlar mesela dermanı yani şifada bulacaklar, doktorlarda bulacaklar. Tam insanlar hasta. Abi bir şey soracağım şimdi çok özür dileyerek ya çok kopuk anlatıyorsunuz. Ben aklımda buraya yazdıklarımı soracağım size. Çok özür dileyerek abi hani size bir gittiğiniz hoca demiş ya sizin işiniz doktorluk diye. Size baktıktan sonra mı dedi abi bunu? Ya işte orası da çok değişik. Ben onu çok da araştırdım. Hatta halamın çocuğuna söyledim. Yalçın'ı zorla dedim. Bak benim babamın adını mı verdiniz? Benim adımı mı verdiniz? Olay iyi ki sormuşum. Babanın adını falan da söylememiştiniz oradaki hocaya siz. Abi canım biz gittik sırada bekledik. Hemen geliyor diyor ki bekliyorsunuz. Bu öyle sıra var diyorlar. Bu neden dedim. Yağ mı dağıtıyorlar burada bedava? Yani böyle ben bir de şey olmuştum, hiperaktif olmuştum yani böyle darlanıyorum yani bir yerde otobüse binemiyorum veya bir kalabalık ortamda duramıyorum. Yani ben arabaya bindim mi camı açık an atlayabilirim yani o durumdaydım o zamanlar. Şu an yok değil mi öyle bir şey inşallah? Yok yok şu anda Allah'a şükür 8 tane çok güzel bir tedavi gördüm. Hayatta tutundum ve böyle şeylerin olmadığına
varlık. Mesela bazı arkadaşlarımız bu tür şeylerde rahatsızlık duyuyorlar. Ben de onlara bunların olmadığını, kendin yaptığını, kendin bunu ele geçip kurtarıp kendini kurtarabilirsin. Yani böyle şeyler şimdi ben yaşamışım. Herkes soruyor işte Ercan yaşamış. Hemen geliyor hiç tanımadığımın arkadaşımın dostumun dostu. Babamın akrabasının dostumun dostu. Çocuğu da hastalanıyor işte. Bir tane çocuk vardı elinden ateş atıyordu. Hani kendisi ateş atıyordu yanıyordu. İşte bak ben ateşimden uçuyorum böyle. Ben bu çocukla tam 6 ay uğraştım ya yani doktor gibi. Doktor değilim sadece ona inandırdım. Senin böyle bir gücün yok. Sen böyle biri değilsin. Sen banyo etmiyordu ateşim sönecek diye. Yani böyle insanlar her şey hastalanabiliyor. Yani beyin buna müsait. Bizim öyle öyle bir şeyin olmadığına inandırdınız. Buna inanma dediniz. Böyle bir şey yok. Bu senin kendi kafanda kurduğun bir şey dediniz. Buna onu inandırdınız. Öyle geçiriyor. Aynen. Mesela kendimden anlatıyordum. Ben de işte otobüslerden atladım. Ben çok polisler yakaladı beni. Çok deniz kenarında jandarmalar beni çok çevirdi. Yani ben kendimi böyle... Sizinki yani... biraz abi... sizinki birazcık şey, çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama eskiden zen öğretisi miydi neydi, kafadaki kötü olan şeyleri hiç öyle bir şey yokmuş gibi bünyeyi, beyni buna ikna edip yok böyle bir şey yok, yaşanmadı böyle bir şey yok, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok diyerek kendi kendini telkin etmek. Sizinki birazcık bu galiba, tam adını şu an hatırlayamadım, bilen varsa yazabilir. Abi geçmiş olsun, Allah yaşatmasın bir daha inşallah. Vallahi tüyler diken. Şu an o kız, şu an o kızdan bir haber var mı hiç? Görüşüyor musunuz abi kızla? Ben görüşüyorum. Çok güzeldi. 3 yaşında bir çocuğu var. Bana gelir giderler kendisi de. Tamam. Böyle hani hayatı normale döndü. Hatta senin de adını değiştirip espri yapıyor bana aradığında da böyle. Böyle biz sanırım bana yaşattığı için o da üzgün. Yani ben de çok ağır, yani senelerce uğraştık biz bu işle. Ailelerim biraz kavga ettiler ama sen hani bunu niye çağırdın, sen niye böyle bir yere götürdün, niye böyle yaptın deyip yani birbirleriyle karakollukta oldular ama ben olayı her şey yaşamak, yani hastalıktı, ben hastaneye götüreceğim tabii, bir araç bende vardı. Yani ben bunları annemi de ikna ettim, babamı da ikna ettim, herkesi ikna ettim. Yani iyilik, 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 başka bir şey yok hani. Kötü olsa ne olacak? Yani her şey, insan kazayla ölüyor. Yani bunun öyle bir şey olmasını onlar da istemezdi. Çünkü iyi insanlar. Abi, geçmiş olsun bir kere daha. Allah yaşatmasın inşallah bir daha. Çok teşekkür ederim. Bir hikaye çok değişik bir hikaye. Benim tüyler diken diken oldu. Sağ olun bizimle paylaşmış olduğunuz için abi. Sağ olun. Çok sağ teşekkürler Ercan. Heyecanlandım, kusura bakmayın. Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Çok güzel bir hikayeydi. Yani güzel anlattınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Serdar Bey. Görüşmek üzere abi. Sağ olun. Teşekkürler. Vay. Bunu not alalım da Ömer abiye soralım ya. Yani bu isim değiştirme nedir acaba? Yani isim değiştirdiğin zaman olmuyor ya da bazı şeylerde hani bir isme mi yapılıyor, ne oluyor? İsim değiştirme nedir? Vallahi bunu Ömer hocaya soralım. Ademciğim, ikinci hikayemizin sahibi gelsin, sana zahmet. Sadece böyle programında yapıyoruz. Çünkü anlatılan hikayeler kişiler tarafından anlatılıyor. Başından geçmiş kişiler tarafından anlatılıyor. Normalde Serdar Yayında ve Serdar Trafik'te ismini vermek istemeyen dinleyicilerimizi bağlamıyoruz. Ama sadece böyle programında yapıyoruz. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz tılsımla alakalı bir şey anlatacak bize. Kendi yaşadığı hikaye burada galiba. Alo, merhaba. Merhaba. İyi geceler Serdar Bey. Sesim düzgün geliyor mu? Tabii ki şu anda sıkıntı yok. İnşallah böyle. Az önce telefonumu düşürmüştüm de sesin bozuk olduğunu falan söylüyordu diğer arkadaşlarım, konuştuklarım. Şu anda düzeldi abi. Ben buradan birazcık daha şöyle bir ayarı yapayım. Geçmiş olsun efendim. Var mı telefonda bir sıkıntınız, var mı bir şeyiniz? Yok, görsel bir sıkıntı yok da işte ses iletiminde bir sıkıntı olduğunu söylüyorlardı. Cızırt oluyor diyorlardı. Ben şu anda canlı yayında testini yapıyorum. Hiçbir şey yok. Hani kaymak gibi geliyor sesiniz. Bir problem yok. Ne mutlu bize.
İnşallah. Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Adınızı vermek istemiyormuşsunuzdur. Ben beyefendi diye hitap edeyim size. Hikayenin adı Tılsım'mış. Buyurun. Bizzat sizin başınızdan geçti herhalde değil mi? Evet. Evet. Ben bir iş makinesi operatörüyüm abi. Evet. Tabii her iş makinesi operatörünün olduğu gibi bir define hevesi, define merakımız vardır. Böyle bir şey oldu. Bir arkadaşımız, yani grubun kurucusu, yöneticisi diyeyim artık. Dedi ki işte şu bölgede birkaç işaret görülmüş. Fotoğrafları geldi, gidip bakalım, kontrol edelim. Eğer işaretler gerçekse izinlerini alalım, başlayalım, kazalım denildi. Gittik, kontrol ettik. İşaretler doğru, gerçek. İzinlerin alınması, işte hazırlıkların yapılması falan filan. O tarz şeyler için bir hafta kadar bekledik. İzinlerin alındığı söylendi. Kepçemiz geldi. Kazıya başladık, ekibimiz de geldi tabii ki. Ekip dediğim gözcüler oluyor, ne bileyim bu tılsımla ilgilenmesi gereken ilim sahibi insanlar. Onlar geliyor falan. Başladık kazıya, belli bir süre kazdık. Bu kazı süreci toplamda 40-42 gün falan sürdü. Bayağı uzun bir kazı oldu, bayağı derin bir kazıydı çünkü. Çok büyük bir... Bir de yanlış anlamadımsa izinli bir kazı galiba, doğrudur değil mi abi? Evet, izinler falan beklediniz. Evet, izinli bir kazı diyebiliyorduk. Tabii hikayenin devamında anlatacağım size. Evet. Başladık derken kediler falan, ben şimdi hayvan sever olarak görüyorum kendim, yani hayvanları çok severim, özellikle kedileri severim. Birkaç tane kedi geliyor, beslemeye çalışıyorum, sevmeye çalışıyorum, hırçın davranıyorlar, kediler dik dik bakıyor falan. Bunlar ufak tefek şeyler. Neyse, kazıda belli bir derinliğe geldikten sonra bu tılsımla ilgilenecek olan arkadaşlardan bir tanesi belli bir ritüel yapmak için kazı alanının tabanına indi. Orada tabii ben kepçeyi geri çekmiştim o zaman. Orada o ritüelini yaparken bir anda böyle garip sesler çıkardı. Hırlama gibi bir sesleri çıkar gibi oldu. Bağırmaya başladı derken bir anda bu adam saçlarını koparıp böyle ağzına sokup yemeye çalıştı. Böyle kafasından saçlarını koparıyor eliyle. Ağzına sokuyor, bağırıyor. Ben korktum tabii ki. Hemen kepçenin kapısını falan kapattım, çıkamıyorum. Dizlerim beni taşımıyordu abi. Valla sadece korku filmlerinde gördüğüm şey abi. İnsanın böyle saçlarını kopartması, yemesi falan. Bugün yani ben hayatımda başka bir örneği yok bunun. Bir filmde de görmedim gerçekten. Yani inşallah, yani şey olarak söylemiyorum ama sizin gibi tabii Allah sabır versin. Biz sadece filmde görürüz abi inşallah, yani birinin saçlarını kopartması, yemesi filan. Evet abi, buyurun, dinliyorum. Yani, derken işte müdahale etmeye çalışıyorlar. 3-4 kişi zor zapt etti adamı böyle. Bayağı bir mücadele verildi orada. Çıkardılar dışarıya. Bu olaydan öncesinde de, birkaç gün öncesinde şeyler başladı. Misal akşam saatlerinde duşa giriyoruz veya tuvalete giriyoruz ya. Evet. Duşa giren adamı duşta şeyle şofben diyoruz biz, doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum da, elektrik su ısıtıcısı. Evet tamam, şofben doğrudur. Şofbenden sudan elektrik çarpıyor duşa giren adamı, veya ampul patlıyor veya ayağı kayıp düşüyor. Tuvalete giren adam sipon kendi kendine boşalıyor gibisinden, üstünü pisletiyor adamın. Su kesiliyor, elini yıkayamıyor adam gibisinden ufak tefek aksilikler sürekli oluyordu. Abi bu tuvalet bu kaza alanında mı? Kaza alanında değil, oteldeyiz. Ha, oteldesiniz, evet. Otelde herkesin kendi ayrı odasında böyle garip garip şeyler oluyor tuvalette. Evet, evet. Bu tarz olaylar oluyor ve bu olayın bir gün öncesi abi otelin etrafında 250-300 tane kedi gördüm. Yani diğer arkadaşlar gösterdi bana gerisi de. Ne orada yaşayanlar, otelde çalışan insanlar veya diğer müşteriler daha önce böyle bir şeye şahit olmadıklarını söylediler. Yani peki 250-300. Hiç böyle kafada bir şimşeklenme olmadı mı? Bir yıldırım olmadı mı yani? Şimşeklenme oldu zaten. Artık tedirgin gidiyoruz işe. En son o arkadaş taşlarını koparıp yemeye başlayınca film kopmaya başladı. Derken ben şüphelendim. Daha önce ruhsatla izinli kazılar yaptığım için biliyorum, yani devlette müzeler bakanlığından, tarihi eserlerle ilgilenen bakanlıklardan gelip kontrol eden, işin gidişatını kontrol eden insanlar oluyordu. Hiç gelmedi buraya. Derken araştırmaya başladım. Kazının izinsiz olduğunu öğrendim. Ve kendimizi ihbar ettim. Tabii size de söylemiyorlar değil mi? Yani tabii ki. Tabii. Kendimizi ihbar ettim. Yani aklı başında bir insan, özellikle bir kepçe operatörü izinsiz bir kazıya gitmemesi gerekir bence. Evet. Doğru olanı yapmışsınız kendimizi, abi, izinsizse. Evet abi, doğru olanı yapmışsınız. Kendimizi ihbar ettim. İşte yakalanma, tutuklanma, ifade, ıvır zıvır falan filan.
Bunlar geçtikten sonra abi bu saçlarını koparan arkadaş bir trafik kazasında feci bir şekilde can verdi. Bir tırağı arkadan çarptı yüksek süratle. Arkadaşlardan bir tanesi kalp krizi geçirdi. Bir tanesi elektrik işiyle uğraşıyordu. Bu yüksek elektrik direklerde biliyorsun abi, hani kendilerini kabloyla bağlayıp yukarıya doğru çıkıyorlar. Sesim evet. Titremeye başladı, özür dilerim, biraz gerildim de. Hiç önemi yok abi, bizi de aldın götürdün yani sen şu an. Bu direğin üstünde orada işiyle uğraşırken kalp krizi olduğunu söylediler. Direğin başında kalp krizi geçiriyor, direkten aşağıya düşüyor. Orada vefat etti. Arkadaşımızın bir tanesi banyoda ayağa kayıp kafasını klozete vurarak can verdi. Çok affedersin abi, yani, kaç kişi öldü? O kazıya katılan 6, herkes mi öldü, ne oldu? Herkes değil abi, 6 kişi. Biz 12-13 kişiydik. 6 kişi can verdi. Peki bu 6 kişi de, çok özür dilerim, o kazılan çukura inmiş miydi? Ne yapmıştı o 6 kişi? Ne olmuştu abi bu 6 kişinin? Yani hemen hemen hepimiz girip çıkmışlığımız oldu. Tabii en çok ben bulundum içerisinde, şeyin kepçeyle ben yaptığım için de. Tabii ben kendimizi ihbar ettikten sonra işte kazıyı bıraktım falan. İşte bu şeyler gerçekleşti. Ben de birkaç tane kaza geçirdim. En son geçirdiğim kazada da ayak parmaklarımdan 3 tanesi yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. Ve bu şeylerde bahsetmeyi unuttum ben. Bu arkadaş taşlarını kopardığı günün akşamı olması lazımdı. Şu anda tarihleri tam hatırlayamıyor olabilirim. Ben kepçeden inmeye çalışırken, mola için kepçeden inerken ayağım kaydı, düştüm. Sırtımda, omzumda ve kolumda sıyrıklar oldu abi. Evet. Birkaç saat sonrası çalışırken kız arkadaşım aradı beni. Dedi ki yemekten sonra dedi, dalmışım, uyumuşum rüyanda. Senin sırtına, omzuna, koluna pansuman yaparken gördüm kendimi, iyi misin diye aradı beni. Ürperdim. Şu anda yine ürperdim. Tüylerim dikeldi abi. Kız arkadaşın görmüş rüyasında. Rüyasında görmüş. Ben ürperdim falan, arkadaşlara bahsettim. Hı-hı. Canlı sıkma, bir şey yok falan filan dediler. Sonrasında kazıyı durdurduk zaten de. Ve absürt olan şey abi, ben diğer hikayelerde dinlediğim, yani programı ben uzun zamandır dinleyicisiyim. 2015'ten beri seni dinliyorum. Ne güzel abi, sağ olun, teşekkür ederiz. Diğer arkadaşların şahit oldukları, yaşadıkları şeylerden hiçbirini yaşamadım. Ne bileyim, böyle siyah bir gölge, ne bileyim bir ses, bir konuşma, bir uyarı, bir temas, herhangi bir şey yaşamadım ben abi. Şey oluyordu, bir ağırlık, bitkinlik, hani nasıl derler, üstüme bir öküz oturdu, kalk halim yok falan filan gibisinden bir hal olur ya. O tarz şeyler oluyordu bende. Peki abi. Bu saçlarını kopartıp yiyen arkadaş da o günden sonra konuşmalarınızda mesela niye böyle bir şey yaptın, ne hissettin, ne yaptın filan gibi bir konuşmanız oldu mu? Yani o arkadaşla konuşamadık. Onun öyle olmasının sebebi, kızını bozarken doğru ritüeli yapman gerekiyor ya abi. Nasıl söyleyeyim, benim cebimdeki anahtar senin arabanı açmıyor ya. Bu arkadaş yanlış anahtarla yanlış kapıyı açmaya çalışmış. Yani doğru tılsımı uygulayamadığı için bunlar olmuş. Oradaki tılsım söylediklerine göre eski pagan inançlarına dayanan bir tılsımmış. Pagan inançlar yani. Birazcık iş bilmemezlikten kaynaklanmış yani, doğru mu abi? Evet, iş bilmezlikten, yanlış şeyden, yanlış uygulamadan dolayı. Benim bu sıkıntılarım geçmedi. Bayağı bir şey yaptım ben. Birkaç ay devam etti ve sağdan soldan araştırıyoruz yani benim bu sıkıntıma nasıl bir çare bulabilirim ben diye. Çünkü bu dargınlık baskınlık yüzünden uyuyamıyorum. Uyuyamadığım için iyice bitkinlik oluyor. İşe gidemiyorum, çalışamıyorum. Yemek yiyesim gelmiyor falan. Yani hayat kalitesi sıfıra düşüyor. Bundan kurtulmak için çok araştırmalar yaptım. Kime gittiysem olumsuz yanıtlar aldım ve en sonunda Moğolistan'da, Ulan Batur'da bir şaman mı diyorlar artık, kan mı diyorlar.
Tam şey yapma abi, isim verme, tam böyle nokta atışı yapma canlı yayında. Yani kurallar gereği tam böyle isim, ritüellerden, bunlardan bahsedemiyoruz. Biliyorum. Ha, eyvallah abi. Biliyorum ha. Biliyorum, ben kategoriden bahsetmeyi istedim sadece yani. Evet abi, ben söyleyince çıkmasın ağzımıza. Kişinin rütbesi neyse artık. Hı-hı. O arkadaşla yanımızda tercümanla gittik, biz konudan bahsettik tercümanı, tercümanı aktardı. Adam benimle muhatap olmadı zaten. Tercümanın bana geri söylediği, sen iyi adamsın. Sadece sen iyi adammışsın dedi yani. Çeşitli ritüellerini uyguladı. Takılarımızı verdi. Takmam gereken takıyı verdi bana. Ve o takıyı ben 2 ay kadar kullandım. 2-2,5 ay kadar kullandıktan sonra hiçbir sıkıntım kalmadı. 2-2,5 ay kadar kullandın, herhangi bir problem kalmadı. Peki o takı hala sende mi? Takı hala bende. Kullanıyor musun yani? Ama kullanmıyorum. Kullanmıyorum abi şeyde. Dolabımda duruyor. Dolapta duruyor, kullanmıyorsun. Hı? Sonrasını mesela o 2-2,5 aydan sonra herhangi bir başka böyle buna benzer yaşadığın bir şey oldu mu acaba? Hayır abi, hiçbir olay yaşamadım. Yani ses duyma yok, karşılaşma yok, temas yok, ne bileyim bir görüntü yok, halüsinasyon yok, rüya yok. Şimdi benim size sormak istediğim başka bir şey var. Hani işiniz bu olduğu için, evet, daha önce böyle izinli kazılara da katıldığınızı söylediniz. Yani devletin izin vermiş, evet, olduğu kazılara, evet, da katıldınız. Bu kazılarda mesela böyle bize vay be dedirtecek, hakikaten mi dedirtecek filan herhangi bir olay, herhangi bir şey yaşatmıştınız var mı abicim acaba? İzinli kazılarda ufak tefek şeyler, nasıl söyleyeyim? Yemek yerken, yer sofrasında tabii arazide yemek yediğimiz için, yer sofrasında yerken çalıların içinden bir anda domuz gelip bütün sofrayı tepeleyip gitmişti bir kez. Onu, yaban domuzu arsızdır ama yapar. Bir de ben bunu hep anlatırım abi. Tabii yani ona da ihtimal verdiğim için paranormal ya da şey saymak istemiyorum şu anda ben ama. Ben bunu, yani yaşadığım absürt olay buydu. Evet, ben bunu hep söylüyorum. Bunu daha önce de anlatmışımdır abi. Bunu size de söylemiş olayım. Yaban domuzu arsızdır. Yemeği yemese bile gelir, evet, masayı, sofrayı dağıtır. Çok affedersiniz, pisletir, pisler. Ondan sonra gider, evet, hayatına. Yani karnı tok olsa bile, yemeği yemese bile, hı, yaban domuzunun böyle bir huyu vardır. Yaşamışlığımız vardır, evet, buna benzer bir şey. Yani benim, size, çok affedersiniz. Ben sana bir hikaye anlatacağım ama senin sözün bitince. Buyur abi. Özür dilerim abi. Benim aklıma gelen şey, bunu belirtmek istemem. Bu bilgiye sahip, ilime sahip arkadaşlar diyorlar ya, cinler insanlara kedi gibi, köpek gibi ya da domuz gibi, keçi gibi gözükebilir diyorlar. Yani domuz hayvanının ismi geçtiği için ve başıma böyle bir şey geldiği için belirtmek istedim sadece. Aman abi aman, öyle deme, sonra forumlara morumlara yazar. Biz programda demişiz ki bütün siyah kediler cindir demişiz biz programda. Biz öyle demişiz yani, biz hiç utanmamız, avlanmamız yok, öyle demişiz. Yani, bütün siyah kediler cindir demişiz biz. Biri de öyle yazmış. Yani demediğim bir şeyi Serdar dedi diye yazmak ne kadar ahlak, ne kadar ahlak dışı, bu tabii tartışılır. Şimdi abi, ben kazıyla alakalı bundan yıllar önce dinlemiş olduğum bir şeyi anlatayım size. Daha önce yayında anlattım mı, anlatmadım mı bilmiyorum. İstanbul'un bir bölgesinde, kazı izinli zannediyorum, bir evin bahçesinde bir gömü olduğuyla alakalı haber alıyorlar. Bununla alakalı hazırlıklar başlıyor, izinler alınıyor. İlk gün kazıyorlar. Abi, bu kazıya katılanlar anlattılar bana. Benim gözümle gördüğüm bir şey değil yalnız bu. Ben bu kazıya katılan 2-3 kişiden dinledim bunu. Bundan yıllar önce. Gidiyorlar ilk gün, kazıyorlar abi şeyi. Yani bir şey var orada belli. Kazıyorlar. Ama kazdıkları toprak, yani toprağı çıkartıyor olmalarına rağmen derinleşmiyor abi çukur. Hani diyelim ki mesela 1 metre kazmışlar. 1 metre sonra kazıyorlar. İşte kovalarla kum çıkartıyorlar. Ne bileyim, çuvallarla kum çıkartıyorlar. O bir metreden daha aşağıya inmiyor. Evet. Ya bu nasıl olacak, ne yapacaktır diye. Bir hakikaten hocaya danışıyorlar. Hoca birine yönlendiriyor. Yani zannediyorum ki işte bu kazı yasal olduğu için bu işlerle ilgilenen de hakikaten birileri var. Hoca işte birisine yönlendiriyor, birisi de geliyor. İşte o olaylarla beraber, işte hocanın bildiği şeylerle beraber ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün hakikaten bir tane sandık çıkartıyorlar abi. Gerçekten kocaman. Ve bu çıkarttıkları sandık o kadar ağır ki 4-5 kişi böyle kulplarından, oralarından, buralarından tutuyor ve şey yapıyor. Evet. Yani zor kaldırıyor böyle, zor. Zor, hmm, zar zor kaldırıyor. Ya çok ağır bir sandık. Çok ağır yani, gerçekten kalkmıyor. Kaldırıyorlar. Bir tarafa koyuyorlar. Fakat kilitli. Şimdi bunun kilidini nasıl açacağız diye kendi aralarında konuşurken oradan birisi fikir veriyor. Kıralım, açalım diye. Ya olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Abi, kilidini kırıyorlar sandığın, açıyorlar, içi boş ve sandık bir kişinin kaldırabileceği ağırlığa geliyor.
Yani bu hikaye, sözünüzü kestim, özür dilerim de bu hikayeyi sizden mi duydum emin değilim ama bu hikayeyi ben bir yerde duymuştum. Ben daha anlatıldı önce, yani. Ben de çok etkilenmiştim. Ben daha önce yayında anlatmış olabilirim. İşte 4-5 kişinin zorlukla kaldırmış olduğu sandığın kilidini açıyorlar. İçinde ne var diye kırıyorlar yani. Açıyorlar dedim, kırıyorlar. Hatta ben ilk dinlediğimde şey dedim. Yani iyi ki başınıza bir iş gelmemiş bununla alakalı. Evet. Yani iyi ki başınıza bir iş gelmemiş ama çok enteresan bir olay. Mesela 4-5 kişinin zorlanıp kaldırıp bir kenara koymuş olduğu sandık kilidi kırılıp açılınca içi boş çıkıyor ve bir kişi böyle tek eliyle kaldırabilecek hale geliyor sandık. Siz öyle deyince dedim ki ya buna benzer ya da başka bir şey yaşadınız mı? Hani sonuçta katılmışsınız izinli şeylere. Bir de bu define hikayelerini de ben çok böyle anlattıramıyorum. Çünkü yasak arkadaşlar. Yani yasak yani bu define işi yasak. Onun için beyefendi adını da vermedi. Beyefendi diyorum, onun için beyefendi hani izinli kazılara katıldım dediği için soruyorum bunları. Mesela buna benzer bir şey yaşadınız mı abi? Hiçbir şey buldunuz mu mesela izinli yok kazıda? Bulduk tabii ki bulduk. 60 metrede 7 tane şey mezar ve 7 mezar. 60 metre? Tane, evet. 60 metre? Kaç, tane kaç mezar günde kazdınız abi 60 metreyi? Yaklaşık 4 ayda kazdık. 4 ayda kazdınız 60 metreyi? Evet. Vay be. Evet abi, ne bulundu 60 metrede? 7 tane lahit ve 7 tane hazine odası bulunmuştu. Türkiye'de mi? Evet. Türkiye'de 7 tane lahit. İzinli olduğu için yani soruyorum bu, sadece. Türkiye'nin neresinde? Hani izinli olduğuna göre yasaldır bir demenin bir şeyi yok. Türkiye'nin neresinde abi? Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz bölgesinde. Vay be. Lahit. Onu o ilk bulunurkenki an çok şeydi. Peki yine meraktan soruyorum. Bu izinli kazılarda hakikaten bir hoca statüsünde birisi oluyor mu yanınızda abi? İlla ki olmak zorunda abi. Değil mi yani izinli kazılarda da öyle yani olmak o, zorunda. Yani bize o kapıyı açacak bir adam illa ki gerekiyor. Anladım. Ama bu yüzeydeki yakın yerdeki definelerle, defineleri çözen insanlarla bu derindeki defineleri, tasımları çözen insanlar çok farklı insanlar. Yani dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda var bu insanlar. Demin çok güzel 10 üzerinden 11 benzetme yaptınız demin sayın abim. Dediniz ki senin arabanın anahtarı benim arabamı açmaz, çalıştırmaz dediniz. Evet. Yani bu evet. Hatta onu birazcık daha geliştirirsek belki benim arabamın anahtarı senin arabanın kapısını açar ama motoru çalıştırmaz yani mesela yani, gibi yani. Çok yani güzel bir benzetme yaptınız, gerçekten kullanırım yani yarın öbür gün. Abi çok evet, teşekkür ederim hakikaten. Böğünün bugün ilk iki hikayesi yetti diye çok içten dilemişim galiba. İlk iki hikayesi gerçekten yetti diyebilirim. Geçmiş olsun, dikkat edin kendinize, her ne kadar izinli de olsa. Böyle şeyler var biliyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin. Kendinizi bir koruma altına alın, olur mu abicim benim? Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum abi. Bu defineyle uğraşacak olan arkadaşlar bunu illegal yapmalarına gerek yok abi. Bu devletten gidip biz bu bölgede kazı yapmak istiyoruz dedikleri zaman devlet zaten oraya izin veriyor. Kazınızı yapıyorsunuz, buluyorsunuz malzemeyi bulursanız. Çıkarıyorsunuz, götürüp teslim ediyorsunuz ve belli bir yüzdesini belli bir miktarını, parasını alıyorsunuz. Yani kayda değer bir para gerçekten alabiliyorsunuz. Tabii yani abi, bunu illegal yapıp bir sürü riske girmektense bence. Abi gömü bulursan şayet. Çok daha mantıklı. Abi şimdi gömü bulursan herhangi ya da başka bir şey bulursan izinli olarak kazarsan verilen yüzde gerçekten aile aile yeter yani, onu sana söyleyeyim. Yani kayda değer yüzde, yani insana tatmin edecek bir miktar oluyor illaki. Evet, peki yine böyle üstü kapalı sadece bunu sorayım, şey yapayım. Hiç böyle bir şey oldu mu? Nasıl söyleyeyim? Yani bulduğum bir şeyden sana düşen bir pay oldu mu, böyle güzel bir pay? Oldu tabii ki canım. Yani şu anki varlığımın şeyi o, kaynağı o. Yani evim, arabam, şu şimdiki hayatımın şeyi, geliri, kaynağı odur. Anladım abi. Peki. Çok teşekkür ederim. Hikayenizi paylaşmış olduğunuz için, gerçekten etkili bir hikayeydi. Sağ olun, var olun. Evet. Böv programlarını her ayın ikinci perşembesi yapıyoruz. İlerleyen tarihlerde de sizden gerek yaşadığınız gerek bundan sonra yaşayacağınız hikayeler için lütfen bize temas kurunuz. Adem beyefendinin, bundan sonra şöyle yapalım. Böğe bağlanan kişileri ayrı kaydet Adem, tamam mı? Sana zahmet. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bey, bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok uzun yıllar önceydi, ben tekrardan yani bu ikinci bağlanışım zaten, 2015'ten beri dinliyorum. Evet. Daha önceki bağlanışımda da beni bir fırçalamıştınız siz. Aklıma geldi, belirtmek istedim. Benim programımda benden daha çok şaka yapan insanı sevmem demiştiniz. Sen de abi gittin yıllarca çalışıp korku programına mı bağlandın ondan sonra? Aşk olsun. Şöyle yapalım. Yarından itibaren beyefendi istediği zaman bağlansın, SGK verelim. Ona şaka sınırlaması da yapmıyoruz. İstediği kadar da şaka yapabilir. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler, iyi yayınlar. Eyvallah. Teşekkürler.
Şimdi yazılan mesajlarda mesela abi ben kapattım bu nedir ya, ben korkmam dedim ama tüyler diken demiş efendim. Beni zaten ilk hikaye yeteri kadar korkuttu, ikincisine hiç gerek yoktu yazmış. Daha dur canım, iki ya da üç hikayemiz daha var. İki ya da üç hikayemiz. Dinlediğimiz hikayeler hangileriydi Ademciğim, dinlediğimiz hikayeler? Musallat. Musallat'ı tılsım. Dinledik ve Tılsım'ı dinledik. Kaç Esin tane dinledim. Hikayemiz daha var? Üç hikayemiz var. İsimlerini söyle bize. Esrarengiz Adam. Evet. Ölüm Büyüsü. Evet. Bir de Arkadaşı Kılına Giren Varlık. Bu Ölüm Büyüsü'ne var. Ulaşamamıştık. Ulaşabildin mi ona? Yani telefonu çalmıyor. Çalmıyor telefonu. Çalmıyor. Bir daha bir deneriz o zaman. Tamam deneriz. Mı? İki hikaye iki hikaye anlatıyoruz değerli dinleyenlerim. En az iki hikayemiz daha var. Fakat her blok iki hikaye dinliyoruz. Yani iki hikayeyi dinledik. Bu demek oluyor ki kısadan bir ara veriyoruz. Böyle programına devam ediyoruz. Bu arada bir ihtiyaç molası bu da. Tabii ihtiyacın neyse. Kimi su içer, kimi kahve yapar, kimi yola çıkar, kimi aracını fark eder, kimi kulaklık değiştirir, kimi şarja takar. Biz bunu bilmeyiz. Ama kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra kalan iki hikayeyi dinleyeceğiz. Sonra Ömer Hoca. Ulaşabilirsek üçüncü hikayeyi de dinleyelim. Bugün beş hikaye yapalım. Olur mu? Bende olur. Tüyler diken inmesin bu ben tüyler yani. Bende hakikaten tüyler diken. Kısadan bir ara vereceğiz. Aradan sonra Alem FM'de. Bu arada yazılanlara bakıyorum da iki hikayeyle alakalı da evet ürpertici bende de. Hani yazılan bir şeylerin çoğuna katılıyorum. Bakayım Atakan Bey galiba değil mi? Atakan evet, Bey merhaba. Merhabalar. Merhabalar, selam ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Esrarengiz Adam zannediyorum. Bunu dinleyeceğiz evet. Sizden. Evet. Buyurun efendim, merakla dinliyorum sizi. Şöyle anlatayım. İşte askerden geldiğim dönemde böyle bir arkadaş grubumuzun olduğu bir iş yerinde çalışıyorum. 4-5 tane böyle yakın arkadaşız. İş yerinin bir depo, arsa gibi bir yer kiralaması gerekiyor. İşte yaşanan bazı hırsızlıklar oldu. Ondan sonra bir yer bulduk işte gazeteden. Gittik. Tam böyle bizim istediğimiz gibi düz bir arazi. Evet. İşte girdik, içeride bir konteyner var. İl olarak nerede geçiyor? İstanbul. Abi? İl olarak İstanbul. İstanbul'da, peki. Evet. Neyse işte içeride bir konteyner var. Değişik arabalar var. Yani antika diyebileceğimiz bir arabalar var. Bizi değişik bir bekçi karşıladı. Hani böyle saçı sakalı birbirine karışmış böyle bir. İşte birazdan geliyor patron. İyi tamam. İşte biz o arada yere baktık. Yer güzel, beğendik. İşte araçları sığdırabiliriz falan. Sonrasında işte adam geldi. Konteynere girdik. Şimdi konteyneri şöyle anlatayım size. Ufacık bir yer. Ufacık bir konteyneri düşünün. İçinde kocaman bir masa var. Masanın arkasında böyle duvarlarda işte derilerin üstüne kazınmış galiba böyle. Değişik böyle Arapça harfler var. İşte değişik isimler var. Derilerin üstüne kazınmış. Evet, deri böyle bir kürk mü diyeyim, deri mi diyeyim öyle bir şeyler var. Hı-hı. Onların üzerine böyle Arapça böyle bir işaretler bir şeyler yani kazınmış. Kocaman bir masa işte karşısına oturduk. İşte biraz muhabbet ettik. İşte biz bu yeri kiralamak istiyoruz. Şöyleyiz böyleyiz falan. Bayağı muhabbet ettik adamla. Sonrasında işte dedi ki işte burası sit alanıdır. Burayı kiralayamazsınız. İşte meraktan da sorduk. Abi bu nedir bu şeyler falan. İşte arkada resimler var. Böyle işte soraklı cübbeli adamlar falan nedir? Ben dedi işte bilmem ne efendi hazretlerinin dedi torunuyum. Ben işte ateşte yürürüm. Şöyle yaparım böyle yaparım. Neyse konuyu kapattık. Yeri kiralamayadan çıktık. Evet. Birkaç gün sonra abi bizim iş yerimize geldi. İşte dedi ki gençler ben sizi işte çok beğendim, çok sevdim. Güzel arkadaşlarsınız falan. Nereden bulmuş abi sizi? Konuştuk orada yani anlattık. İşte biz de buradan geliyoruz. İşte yerimiz tamam. Burada bu işi yapıyoruz. İşte gıda toptancısıyız. İşte tamam. Araçlarımızı çekiyoruz. Bayağı detaylı anlattık. Tamam. Adam geldi yanımıza. İşte hep beraber oturuyoruz tabii arkadaş grubumuzla. İşte bayağı anlattı işte ben şöyleyim ben böyleyim gene böyle kendisinden bahsetti ondan sonra dedi ki ya bir dua edelim sizinle beraber şimdi ben de öyle çok inancı yüksek bir adam değilim ama edelim dedim hadi verdim elimi işte hepimizi böyle el ele tutuşturdu bazı dualar etti işte geçmiş günahlarımız affolsun şöyle olsun falan diye böyle dualar edildi bir şeyler oldu tekrardan böyle birkaç kere de bu abi gitti geldi. Sonrasında işte yakın arkadaşım şimdi o otoparkta gördüğümüz araçlardan bir tanesinden bizde de vardı. İşte
Oradan da böyle konu açıldı. İşte bende de bu arabadan var, şudur budur derken. Yakın arkadaşım girdi arsaya, arabasını bıraktı ve çıktı. Çıkışta dedi ki, ya senin bu araban çok değerliydi, yani nasıl verdin, nasıl sattın? Bilmiyorum ki dedi ya, içeriye girdim dedi, biraz muhabbet ettik, arabayı sattım çıktım dedi. Dedim ha, paranı aldın mı? Yok dedi, para falan da almadım. Olur mu öyle şey falan derken. Bir de şey çıktı. Var abi, biliyorsun ya, sadece öyle bazı ülkelerde var. Bildiğim kadarıyla Amerika'da hemen öyle parayı verip alıp arabayı gidebiliyorsun falan, ama bizde işte notere gitmek, satış almak, oradan bir şey yapmak falan, bunlar yok mu hiç? Abi hiç öyle bir şey yok. Arabayı bıraktık çıktık. Sonra satışı halledeceğiz dedi. Evet. İyi. Sonrasında beraber gitmişler, satışı da vermiş. Hı hı. Daha sonrasında öyle duyduk. Neyse işte diğer arkadaşım ticaret yaptı. Mal aldı, sattı, işte bir şeyler yaptı. Sonrasında değişik olaylar başımıza gelmeye başladı. Yani hikaye burada başlıyor aslında. İşte sürekli arkadaşlarım diyor ki, gece uyuyamıyoruz biz. İşte bir şeyler bizi rahatsız ediyor. Ya nasıl uyuyamıyorsunuz falan. İşte bir tanesi diyor ki, ya diyor, sabah ezanına kadar diyor gözüme uyku girmiyor. Ya neden girmiyor? İşte değişik diyor hayvanlar görüyorum. Yok diyor, güneş gözlüğü takmış diyor, tavşan görüyorum. Üstüme geliyorlar. Neyse ben de böyle bir kıllandım tabii. İşte akşam ben de yatıyorum. Normalde benim uykum çok ağırdır. Yattığım yerde böyle tüylerim ürpererek uyanıyorum. Üzerimdeki battaniye gidiyor. Çekiyorum battaniyeyi yukarı. Tekrar gidiyor. Tekrar çekiyorum falan. Böyle bir şeye girdik yani. Bir boğuşmaya girdik resmen. Neyse sonrasında diğer işte arabasını satan arkadaşım evli aynı zamanda. Vallahi, eşi de hamileydi o dönemde. Çok özür dilerim abi, maşallah korkusuzsunuz. Öyle bir şey olsun. Yani battaniyeyle olmayan bir şeyle ben öyle cebelleşsem herhalde camdan atlar kaçarım yani. Siz maşallah bir de cebelleşmişsiniz. Ya benim inan aklıma gelmiyor aslında. İlk yaşadığımda özellikle. Sonrasında bir dönem ben de sabaha kadar uyumamaya başladım. İlk önce aklıma gelmiyor, ya bu battaniye gidiyor mu diyorum, yani aşağı mı düşüyor acaba koltuktan falan diye düşünüyorum. Böyle bir şeyler rahatsız ediyor. Ben normalde çok ağır uyuyan adam, tüylerim diken diken uyanıyorum böyle gecenin bir körü, bir şeyler oluyor. Neyse sonrasında işte eşi hamile olan arkadaşım, aynı zamanda arabasını satan arkadaşım, gece uyurken eşiyle beraber, eşi çığlık çığlığa uyanıyor, bebeğimi öldürecekler diyor. Ya kim falan derken işte arkadaşım kapıya bakıyor, kapıda böyle siyah bir kaftan mı diyeyim, hani o tarz böyle bir karartı gibi bir elbiseli bir adam görüyor. O arada komide uzanıp silahını alıyor, vuracak yani karşı tarafı. Yok kimse ortada, öyle bir adam da yok. İşte ondan sonrasında diyorlar ki, ya bu adam bize bayağı bir şeyler bulaştırdı. Yani ne oluyorsa paramızı da alamıyoruz. İşte ticaret yapan adam arkadaşım parasını alamıyor. Arabasını satan arkadaşım parasını alamıyor. Diyor ki, ya bu adam bize bayağı bir şeyler bulaştırdı. Sonrasında kendi aralarında konuşuyorlar. İşte bir tanesi diyor ki, ben diyor bu adamı vuracağım kardeşim diyor. Yani benim diyor doğmamış çocuğuma musallat oldu bu adam. Beline silah koyuyor. Bir saat sonra adamla beraber kol kola geliyorlar. Allah. Ya bu diyorum nasıl iş yani? Adam gidiyor arkasından, ya diyor ben ne yaptım? Ben diyor bu adamı vuracaktım. Ne oldu diyor, ben diyor o an için böyle bir etkiye giriyorum diyor. Bir şey yapmadan geri dönüyorum diyor. Sonrasında gene böyle oturuyoruz ofiste. Kendi aralarında şunu konuşuyorlar, ya ben de dinliyorum. Diyorlar ki, ya biz bu adamı hani vurup öldüremiyoruz. İşte bir balığa falan böyle bir tekneyle açılalım, suya atalım diyorlar. Tak telefon çalıyor. Abi tövbeler olsun ya Rabbi. Böyle bir şey olmadığı için anlatabiliyorsunuz yani, değil mi? İşin ucunda böyle bir şey yok. Şimdi sabah programlarındaki gibi yarın haberlerde seyretmemişler. Radyoda cinayet itiraf edildi falan diye, Allah korusun. Yok yani şey? yok. Şimdi olay şöyle. Diyorlar ki, ya biz bu adamdan kurtulalım. Paramızı alamıyoruz. Gece uyuyamıyoruz. Sabah ezanına kadar gözümüze uyku girmiyor. Bütün ışıkları açıp oturuyoruz evde. Biz bu adamdan nasıl kurtulalım falan diyorlar. İşte böyle konuşuyoruz kendi aramızda. Diyor ki işte sanayici bir arkadaşımız var. O da diyor ki, ya bu adamı diyor götürelim tekneyle atalım diyor suya. Kurtulalım bu adamdan. O raddeye geliyorlar artık yani, insanların canına tak ediyor. Tak telefon çalıyor. Kardeş diyor, bak benim hakkımda konuşuyorsunuz diyor. Ben diyor öyle tekneyle falan gezmeye falan gelmem. Bu yanlış düşünceleri diyor atın kafanızdan. Vay. Sonrasında işte tekrardan bir mekanda oturuyoruz, işte çay içmeye yanımıza geliyor. Diyor ki, benim diyor yardımcılarım var. İşte ben ateş üstünde yürürüm, bana bir şey olmaz.
böyle şeyleri diyor düşünmeyin bile, aklınıza bile getirmeyin. Yani benim diyor işte arkadaşlarım diyor, yardımcılarım diyor, her şeyin diyor haberini bana uçuruyor diyor. Diyor ne düşünürseniz düşünün benim arkamdan geliyor diyor yani haberi. Velhasıl kelam sonrasında işte bir arkadaşım evini kaybetti, bir arkadaşım arabasını kaybetti. Arabasını satan arkadaşıma motosiklet kazasında öleceksin demişti. Bir iki sene sonrasında o arkadaşım da kazada vefat etti. Motosiklet kazasında mı? Evet, motosiklet kazasında öleceğini söyledi. Genç yaşta öleceğini söyledi. Hemen ya bir iki sene sonrasında da arkadaşım vefat etti. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Motoru bıraktım dediği gün kazayı yaptı. Yani motora binmeyeceğim artık, daha farklı arayışlar içine giriyorum dediği gün vefat etti. Kaza yaptı. Sonrasında bir şekilde bütün arkadaşlarım işte numaraları engellediler. Bu adamla kesinlikle böyle ilişkilerini kestiler. Aradan belki böyle 6 ay 8 ay gibi bir süre geçtikten sonra o etkilerden kurtulmaya başladık. O ara işte herkes elinde işte dualar, şunlar bunlar, bir şekilde herkes kendini sıyırdı bu işten. Ama bayağı şeyler oldu yani. Geçmiş olsun. Tabii sizde bir şey var mıydı? O arkadaşlarınız bunları yaşarken sizde böyle bir şey var mıydı? Yani şöyle, ben zaten askerden yeni gelmiştim. Benim param pulum yok yani adamın musallat olabileceği. Ama diğer arkadaşlarımın vardı ki onlara da o zaman söyledim, uyardım. Ya bu adam size çok yanaşıyor. Yani beraber işte bir motosiklet grubuyduk biz aynı zamanda. İşte beraber akşamları gittiğiniz kafelere gelmeye başladı. Ya bu adamla çok samimisiniz. Ya bu adamın size bu kadar yanaşmasının bir sebebi var. Biz bu adamın iş yerini de kiralamadık, yani arazisini de kiralamadık. Ama bu adam bize çok yanaştı. Sonrasında işte araya ticaret girdi, bir şeyler aldılar sattılar, hiçbirinin parasını alamadılar ve bir sürü şeyler oldu. Ha, bir de şimdi aklıma geldi, adam bir tane de ofiste kuş gönderdi. Papağan. Evet, papağan. Yalnız papağan demeye böyle bin şahit ister, böyle hayvan kendi tüylerini yoluyordu. Şey garip mi bir şekilde. Abi, papağanlar strese girince yapar onu. Bir papağan sahibiyim ben. Aklım aldım benim şu an zaten papağan diyerek. Ben onun için onu söyledi, şey miydi? Gri kuyruklu jako muydu Afrika? Yo değil. Ya renkli daha küçük bir şey. Yani cennet papağanı gibi diyeyim ya. Daha küçük bir papağan. Şükür bendeki ama... bendeki o değil. Biraz rahatladım abi şu an. Yok, daha küçük bir papağan ama böyle hayvan sürekli böyle yoluyordu kendini. Biz bir ara şeyden şüphelendik. Ya bu kuşta mı bir şey var acaba? Yani çünkü ne konuşsak adam 15 dakika sonra bizi arıyor. Kardeş yanlış düşünüyorsunuz diyor. Yani o şeye soktu bizi adam. Acaba dedin kuşa bir şey mi yaptı, bir şey mi konuştu? Ya acaba kuşta mı bir şey var dedik. Kafesin altını falan aradık, mikrofon var mı diye. Ya bizi dinlemesi lazım dedik bu adamın yani. İşi gene böyle kötü tarafa yormadık. İşte sonrasında işte bir muhabbette adam benim koruyucularım, cinlerim falan diye böyle girdi. Ondan sonra dedik tamam ya, yani bizi dinliyorlar bir şekilde. Bir şekilde yani hiçbir bağlantımız olmamasına rağmen 10 dakika sonra telefon çalıyor. Böyle şeyler düşünmeyin. İşte yanlış yoldasınız, şöylesiniz, böylesiniz. Böyle tuhaf şeyler yaşadık. Anladım. Geçmiş olsun abi. Allah yaşatmasın bile inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim. Bu yer İstanbul'daydı değil mi? Tam yer belirtmedi. Küçükçekmece. İstanbul Küçükçekmece. Acaba adam hala orada mıdır ya? Biz adamın izini kaybettik. Yani İsabet adam olmuş küçük çekmece, yani adam küçük çekmeceye geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Anladım. Yani ben adamın evini yurdunu bilmiyorum. Yani ismini de zikretmek istemiyorum. Yok, zaten bence de evet, aman. Yani böyle değişik, hatta garajında 1942 model bir böyle yıldız amblemli olan araçtan vardı. İşte eliyle dokunuyordu, bir şeyler yapıyordu. Tek maçta çalışıyordu araba. 1942 model, her yerinde örümcek ağları var arabanın, yani araba uzun zamandan beri kullanılmamış belli. İşte öyle şeyleri de vardı. Etkiledi bizi yani. Anladım. Bir dahaki sefere uzak durmanızı rica ederim sizden. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim abi, hikayenizi paylaşmış olduğunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Var olun. Evet Ademciğim, son hikaye bağlanıyor galiba. Hangisi? Arkadaşı kılığına giren varlık. Hemen alalım. Sana zahmet, evet. Hemen alalım. Abi küçük çekmecedeyiz. Bizim günahımız ne? Ne yaptınız öyle ya demiş efendim. Yani işte tam adres, onun için nokta atışı yapmıyorum. Dinleyen insan, ben olsam ben de tribe girerim yani. Bu sebeple
sevgili arkadaşlar. Hani birisi anlattığı zaman mesela atıyorum işte diyor ki mesela Siirt'te oldu bu olay deyince Siirt o nokta atışını yaptırtmıyorum değerli dinleyenler. O nokta atışını yaptırtmıyorum. Bazı önemli çizgiler var tabii canlı yayında. Dur bakalım. Bağlanıyor değil mi telefon? Evet. Adem şimdi bağlıyor telefonu. Sonra da Ömer Hoca'ya bağlanacağız sevgili arkadaşlar. Ben korktum abi yeter artık demiş efendim. Vallahi korku programından korktuğunuz için seviniyorum galiba. Yani program korku programı olduğu için. Maksadı karşıladığı için. Uzun yoldayım arkadaşımı aradım. Siz ara verdiğinizde telefonu açık tutmasını söyledim. Şimdi siz başladınız yine onu kapattım yine sizi dinliyorum. Bir dinleyicimiz de yazmış diyor ki 3 kere radyoyu kapattım açtım içimden bir ses aç 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 diyor. Acaba bende de mi bir şey var demiş. Yok sizde bence bir şey yok. Benim gibi sevgili dinleyenler ben de dinleyicisiyim. Yaptığımı söyleyeyim size. Program bitiyor eve gidiyorum duvamı ediyorum yatıyorum budur yani. Alo merhaba. Merhaba. Merhaba Mustafa Bey. İyi geceler diliyorum. İyi geceler Serdar Bey. Merhaba. Arkadaşınızın kılığına giren bir varlık galiba. Doğru mudur? Evet. Evet. Evet Serdar Bey. Peki. Buyursunlar abi. Dinliyorum sizi. Şimdi abi ben askerden geldim. Askerlik bitti geldim. Evet. Sonra benim annem Manisa'da ablamın çocuklarına bakıyor. Yani Manisa'da yaşıyoruz biz. İlçelerindeyiz yani. İlçe söylemiyorum. İlçelerindeyiz. Tamam. Ondan sonra bir köylük bir yerdeyiz yani evimiz orada. Annem Manisa'da ablamın çocuklarına bakıyor. Babam tır şoförü zaten yola gidiyor. Ben de bir tane bizim evimiz var. Bayağıdır bir kullanılmıyor yani. Hani ben askere gittiğimden beri kullanılmıyor. Orada kalıyorum ben şimdi askerden yeni geldim de. Her neyse oturuyorum böyle işte televizyon izliyorum çerez falan yiyorum. Kapı çaldı. Benle beraber askere giden arkadaşım Hasan ismi. Ondan sonra hemen sarıldık falan biz. Ne yapıyorsun dedi evde. Gel dedim içeri. O da dedi yok gelmeyeceğim dedi. Ne yapıyorsun dedi evde. Gece mi oluyor gündüz mü oluyor? Evet gece oluyor abi. Gece saat 12:30-1 arası oluyor bu. Hatta tüylerim diken diken oldu. Çocuk nereli peki o sana gelen asker arkadaşın? O çocuk da aynı bizim köyden yani. Bizim köyden. Beraber gittik askere. Tamam onun için şaşırmadın yani. Evet tamam. O şaşırmadım. O doğuya gitti askere. Ben İstanbul'a gittim askere. Askerliğim bitti benim. İzin birkaç gün önce... Yani geldim askerden her neyse. Kapı çaldı işte benim arkadaşım Hasan. Sarıldık. Ondan sonra dedi gel geç gidelim dedi. Gel dedi bir şeyler içeriz falan. Sakin bir yere gideriz muhabbet ederiz dedi. Birader bir sürü askerlik hikayesi var falan konuşuruz dedi. Tamam dedim gidelim. Bizim de köyün 500 metre çıkışından itibaren 500 metre ileride bir tane okul var. Okulda kullanılmıyor yani. Biz çocukken gidiyorduk okula sonradan kapatıldı. Yıkıldı virane gibi bir şey oldu. Böyle okulun büyük bir bahçesi var. Orada böyle taşları koymuşlar. Ortaya ateş yakmışlar zamanında. Orada külleri duruyor işte. Taşlar var böyle. Taşların üstüne oturduk. Biz içeceklerimizi koyduk işte. Çerezimizi koyduk. Abi külle neyse. Alakalı hep böyle külle alakalı hep böyle programda çok şeyler anlatırlardı. Şimdi hikayesini dinlemek birazcık enteresan geldi bana. Yine tüyler diken. Evet. Abi kül şey yok yani. Külle alakası yok da her neyse. Oturduk işte biz böyle abi içeceklerimizi içiyoruz. Ondan sonra bir yarım saat kadar oturduk. Yarım saat sonra benim Hasan lavaboya gidiyorum ben tuvalete gidiyorum gibisinden işte. Kalktı o okul yıkık böyle virane. Biz tam okulun bahçesinin ortasında oturuyoruz gece. Saat 1:30 falan yani oldu artık 1:30 falan oldu. Oturuyoruz böyle okulun bahçesinde. Hasan da okulun virane oraya girdi. Çam ağaçları falan var önünde böyle biraz karışık bir yer. Yani karanlık bir yer böyle. Orada gitti oraya gelmedi. 5 dakika bekle yok. 6 dakika bekle yok. Her neyse 10 dakika falan oldu hemen. Ben dedim şuna bir bakayım ya. Seslendim ses de vermedi. Gittim şöyle. Birileriyle böyle kalabalık birileriyle. Yani yaklaşık 6-7 kişi var. Hararetli bir şey konuşuyor abi. Yani bayağı bir hararetli konuşuyor böyle. Ben dedim ulan dedim biz hani gençlik çağımızdayız ya. İşte düğünde yok sen benim kız arkadaşıma baktın falan kavga ediyorsun. Yok işte sen bana niye yan baktın kavga ediyorum gençlerle oluyor ya böyle cahillikte. Ben dedim herhalde benim sevmediğim çocuklarla yani beni sevmeyen hasımlarımla dedim yani. Konuşuyor dedim yani o çocuklar korkudan benim yanıma gelemedi. Ben de biraz yürüyeyim abi biliyor musun? 1.90 boy falan var. Benim yanıma gelemedi çocuklar falan dedim herhalde korkudan. Onu dedim mesajla çağırdılar. Bu onlarla bir şey konuşuyor herhalde. Askerden de yeni geldi ya çocuk onları görüyor herhalde falan diye düşünüyorum. Ha neyse Hasan ben gittim tabii yarıma oturdum. Hasan da geldi zaten bir dakika sonra geldi. Geldi bir dakika sonra ama pek bir şey konuşmadık geldikten sonra ben. Dedim şimdi nereye gittin lan sen dedim. Lavaboya gittim dedi. Yalan söyleme lan birileri vardı senin yanında falan dedim. Yok be aga ya dedi kim olacak benim yanımda falan yaptı. Ben de yani boşladım yani ayıp olmasın diye.
Neyse abi. Oturduk böyle bir 5 dakika ama konuşmadık. Ondan sonra bu dedi bir dakika daha arka geliyorum ben dedi. Telefonla konuşurcasına ya da bir daha tekrardan lavaboya gidercesine tekrardan gitti bu. Bu sefer 15 dakika 20 dakika gelmedi. Ben de bunun benim içeceklerimi içtim bitirdim zaten. 12'lerde içtim bitirdim. Çerez nerez ne varsa onları da yedim. Sonra ben baktım o okulun o karanlık yerlerine girdim. Oraya girdim buraya girdim. Hasan arıyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor artık. Artık hani böyle hiçbir şey gelmiyor yani. Aradım Hasan'ı bulamadım. Her neyse abi. Ben sallana okuldan o 5 metre uzakta bizim köy. Orayı sallana gittim. Giderken de Hasan'ların evi var yol üstü. Yaz günü biliyor musun abi? Tütün falan diziyorlar. Tütün diziyorlar. Annesi tütün diziyor bunun evin bahçesinde. Baktım ışığı yanıyor. Çaldım kapısını annesi. Hoş geldin oğlum falan elini öptüm. Ondan sonra anne ne yapıyorsun? Hasan dedim gelmiş dedim gözün aydın. Yok daha gelmedi dedi o. 3 gün sonra gelecek. Ondan sonra nasıl olur dedim anne dedim ya 3 gün sonra gelecek. Ben dedim onunla dedim. Yaklaşık dedim bir saat, 1,5 saattir, 2 saattir beraberim dedim yani. Geldi dedi. Bana yalan söyledi herhalde şey falan dedi. Arayayım dur şunu dedi. Aradı. O da diyor annesine, anne diyor saçmalama diyor. Ben diyor şey diyeyim diyor. Biz doğuda askerlik yapıyoruz diyor. Askerlerin hepsinin toplanma yeri var diyor. Topluyorlar bizim hepimizi diyor. Hepimizi bir getiriyorlar geri diyor. Hani otobüs terminaline bırakıyorlar diyor. Biz oradayız diyor. Ben dedim aldım telefonu yalan söyleme lan dedim. 2 saattir beraberiz falan dedim yani. Ondan sonra dedi, yok diyor ben diyor buradayım falan. Ver dedim yanında bir arkadaşlarına ver falan. Onlar da zaten askerde heyecandan uyuyamıyorlar herhalde. Yanındaki arkadaşlarına verdi. İnanamıyorum ya soruyorum yanındaki çocuğa sen nerelisin? Ondan sonra gerçekten asker misin? Ondan sonra şey misin görüntülü konuşma da yok o zaman. 13 yıl önce oluyor bu muhabbet. Ben 33 yaşındayım şimdi. Evet. Annesi abi. Ondan sonra ben daha bak inanamıyorum yani. Hani Hasan daha bak, orada diyorum yani bizim köyde. Ondan sonra annesi dedi bana Mustafa dedi bismillah çek lan dedi. Öyle deyince abi benim tüylerim diken diken oldu bir anda. Hani bütün tüyler diken diken. Ondan sonra anne dedim öyle şey olur mu dedim falan. Ondan sonra olur vallahi oğlum dedi. Sen dedi bismillah çek dedi. Bir dedi git evine hemen yat dedi sen dedi. Ondan sonra seni korkutmuşlar dedi. Seni götürmüşler de kandırmışlar seni dedi. Anam benim tüyler diken diken abi. Ondan sonra gittim abi ben eve. Evde tabii korkuyorum gene tek başımayım. Çıkmaz bir sokakta böyle karanlık bir yerde bizim evde zaten. Bir tane sokak lambası var orada ama evin kapısı var. Evinin kapısının yanında pencere var. O pencerenin olduğu yerde oturdum ben abi. Koltuk var böyle. Koltuk sırtım pencereye dönük. Televizyon açık işte. Televizyonda bir şeyler izliyorum. Sessiz böyle. Ondan sonra evde kalan bir şeyler vardı. Onları yiyorum içiyorum işte. Abi durup dururken böyle ansızın böyle. Ben tabii korku, çok büyük korku vardı bende ama o korku geçti ya. Ben diyorum olur mu diyorum ya. Hasan yalan söylüyordur. Daha hala inanamıyorum ben. Abi arkadan dan cam bir çaldı. Abi bak nasıl oldum biliyor musun korkudan? Sonra pencereyi bir açtım bir baktım gene Hasan karşımda abi pencerede. Oo. Benim tüyler diken diken. Bak dizlerim tutmuyor. O Hasan karşımda ya pencerede sokak lambası vurup duruyor. Ama nasıl sinirli biliyor musun bana? Nasıl sinirli biliyor musun abi? Ondan sonra ben korkudan ne yapacağımı bilemedim. Buna dedim bağıra bağıra konuşayım ki. Konu komşu duysun herkes uyansın ki. Hani ben onlar yani onların yanında korkmam gibisinden düşündüm. Abi ben camı bir açtım buna bağırıyorum küfür ediyorum buna falan. Ondan sonra niye bıraktın gittin lan beni falan gibisinden şeyde. Okulun bahçesinde niye bıraktın gittin sattın gittin beni diyorum ben de hala o tarafa yormuyorum işi. Bu da bir başladı abi. İşte yiyorsa 5 dakika daha dursaydın ya. Ondan sonra sen niye sabretmedin bak neler olacaktı. Ondan sonra hayatın çok güzel olacaktı. Ondan sonra her şey değişecekti senin için. Ondan sonra böyle değişik küfürlü konuşuyor tabii bunların yanında. Hani küfür ekleyerek konuşuyor. Tek mi peki? Tek mi? Tek başına abi ama nasıl delirmiş gibi biliyor musun? Nasıl delirmiş gibi biliyor musun abi? Bana böyle saydırıyor da saydırıyor. Ya ben tabii böyle tüyler diken diken sesimi hani böyle benim korktuğumu anlamasın. Karşımdaki sesim böyle şey yapıyor yani tıkanıyor sesim ama toparlıyorum kendimi bağırıyorum ben buna. Toparlıyorum bağırıyorum. Abi bak o anı anlatamam. Şu anda tüylerim diken diken bak. Aynı o anı yaşıyormuş gibi oldum. Bize de yaşattın gerçekten. Yani Hasan'ı tekrar karşımda gördüm deyince. Abi Hasan karşımda nasıl bağırıyor? Nasıl küfür ediyor bana? Yiyorsa diyor 5 dakika daha dursaydın ya falan diyor orada okulda. Karanlık yerde. Neyse bu abi ben bağırıyorum ama evin içinde bile bağırıyorum artık böyle. Gözlerimi kapattım. Evi tabii bizim çocukluğumuzdan beri büyüdüğümüz ev. Gözlerimi kapattım öyle çıkıyorum evden. Bağırıyorum ama bir yandan ortalığı ayağa kaldırıyorum. Ondan sonra ben de buna küfür ederek de babaannemin oraya kaçayım dedim. Babaannem geldi aklıma. Babaannem hep namazında abdestinde böyle şey ya. Biraz da yaşlı bir kadın ya. O aklıma geldi. Küfür ederekten ben buna bağıraraktan büyük adımlarla hızlı adımlarla arkama bile bakmıyorum artık.
şeye gittim, babaannemin evine gittim. Babaannemin evinin de alt katının, yani birinci katta oturuyor. Giriş katının lambası yanmıyor. Ondan sonra babaanneme bağırıyorum ama daha babaannemlerin oraya geldim böyle. Kimseler de yok çarşıda. Bağıra bağıra gidiyorum ben. Yani bağırdım babaannemin evine abi. Kapıyı çaldım. Babaannem de biraz ayağından rahatsız. Hani böyle yavaş adımlarla yürüyebiliyor. Elinde değnekle. Açtı kapıyı. Ondan sonra benim elim, oğlum sana ne oldu dedi. Elin yüzün kül gibi olmuş senin falan. Gel dedi çabuk buraya gel, bir su iç bakalım. Şuradan su doldurayım sana. İçtim ben bir bardak su, babaanne dedim. Böyleyken böyle oldu. Ben bu konuyu baştan sona anlattım babaanneme. Babaannem okudu, üfledi, okudu, üfledi falan beni. Sonra dedi ki oğlum dedi, bak dedi, sana dedi bunlar dedi götürmüşler dedi o okula dedi. Sana dedi bir kötülük yapmak istemişler dedi. Gitmişler dedi padişahlarına sormuşlar. Yani başlarına sormuşlar. İblisimler artık ne diyorlar sonra. Başlarına sormuşlar dedi. Sormaya gitmişler dedi. O arada dedi sen gitmişsin dedi. Ondan sonra yani. Ondan dedi sana çok sinir olmuş dedi. Hani neden gittin? Sana ne yapacaklardı artık? Orada 5 dakika daha dursaydın ya da 10 dakika daha dursaydın. Hani o diyormuş ya sana 5 dakika daha sabretseydin. Bak neler olacaktı. Nasıl bilmem neyi görecektim falan gibisinden konuşuyor ya. O da dedi ki işte babaannem böyle anlattı yani. Dedi 5 dakika daha dursaydın oğlum dedi. Sana dedi çok yani kötülük yapacaklardı dedi. Ben tam elli kötüyüm zaten. Sen dedi gel şu odaya yatır dedi. Yatırdı beni bir tane odaya. Abi yattım, yatar yatmaz uyumuşum yani. Hani yatar yatmaz uyumuşum zaten. Şöyle bir dakika içinde uyudum. Hani yorgunluk artık, stres, korku herhalde. Uyudum abi ben. Böyle bir seslere uyandım abi. Gözümü açtım, yattığım yerdeyim. Seslere uyandım. Kapının önünde iki kişi var. O, oda kapısı. Hani mesela bir tane ev düşünün dörtlü. Ortada salon var. Salonun yanında yatak odası var. Ben yatak odasında yatıyorum. Salonda birileri var. İki kişi var. Ondan sonra kapının tam ağzındalar. Konuşuyorlar böyle hızlı hızlı ama abi. O diyor sen içeri gir. O diyor olmaz sen içeri gir. Sen içeri gir ben içeri girim. Ben girmem sen gir. Sen girmem ben gir. Bu şekilde konuşuyorlar abi böyle. Ama nasıl oldum biliyor musun? Ben artık ağlaya ağlaya böyle hani... Şöyle bir baygınlık geçirir gibi oldum. Ondan sonra gene böyle sesimi toparladım. Bağırmaya çalıştım falan. Ondan sonra sesim de çıkmıyor artık. Babaannem gene duydu. Geldi beni yanına yatırdı beni bu sefer içeri. Ondan sonra abi işte uyandık. Ama o günü anlatıyorum ama öyle bir gün olamaz yani. Hani biraz da gençtik yani. 20 yaşındaydık daha, askerden yeni geldik. Onun o gençliğimizin korkusu mu artık bilmiyorum. Abi ben öyle bir korku hayatımda yaşamadım. Ben böyle bir olay hayatımda yaşamadım. Hasan geldi tabii son askerden. Ondan sonra sarılayım diyor bana. Git sen sakın dedim sarılma bana falan. Yani. Dedim sakın dedim uzak dur benden sarılma. Isınamadım çocuğa o günden sonra bir daha. Hani gördüğüm zaman falan tüylerim diken diken oluyor. Yani ben şimdi Manisa merkezde taşındım. Manisa merkezde oturuyorum. Sonrasında abi bir olay daha geldi başıma. Vaktim var değil mi anlatıyorum ama. Sen sabaha kadar anlatabilirsin beni aldın çünkü. Evet gerçekten. Abi bak şimdi. Ben bu arada çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım sana. Hani genelde mesela bu cinni varlıklarla alakalı işte yaparlar ayakları ters mers falan derler ya. Mesela Hasan da böyle bir şey illa ayak olmasına gerek yok. Hasan da böyle ne bileyim ters, uygunsuz, o bu filan bir şeye denk geldin mi hiç? Hasan'la ben ilk zamanlar hiçbir şeye denk gelmedim. O okula gittik, bahçede oturduk bak. Yarım saat kadar ilk gittiğimizde okulun o karanlık bahçesinde. Peki oturdum. Konulara hakim mi mesela? Muhabbet ediyorsunuz ama Hasan senin Hasan mı yani? Konuşuyorsun Hasan ama konu... Hasan dalgın. Başka bir şeyler düşünüyor. Bak unutmayayım o anı. Başka bir şeyler düşünüyor. Ben hatta makara yapıyorum bunda. Askerde diyorum seni diyorum işte çok dövmüşler falan diyorum yani. Şey yapıyorum hani kızdırmaya çalışıyorum. Sen diyorum böyle dalgın dalgın diyorum. Ne düşünüyorsun oğlum bu kadar? Ne yaptılar lan sana askerde falan diyorum yani. Hani dalgınlık vardı yani biraz onu hissettim. Ama başka hiçbir şey hissetmedim ve Hasan'ın annesinin yanına gidene kadar bak. Okulun abi o karanlık, zifiri karanlık okulun içlerine girdim ya. Abi bak, yani zaten karanlık. Böyle bir şey olduğunu bilsen herhalde çok affedersin delirirdin herhalde yani. Abi ben orada okulun bahçesinde nakavt olurdum ya da ağlayaraktan bağıra bağıra koştura koştura kaçardım ama bak dizleri de tutmuyor insanın. Hani ben o evden çıkıp da babaanneme geliş zamanına kadar ben nasıl geldim bilmiyorum abi. O dizler tutmuyor. Bir şey diyeceğim sen yani. Hala aynı köyde mi yaşıyorsun? Aynı köyde evimiz var abi. O evi sattık ama bak bu olayları yaşadım o penceresi çalınan evi sattık. Babaannemin evinde oturuyoruz biz. Yani evimiz orası yani bizim babama kaldı orası. Anladım Mustafa'cığım bir şey diyeceğim ya. Eğer hala aynı köydeysen çok böyle gülü oynayı anlatma istiyorsan. Yok şu an aynı köyde değilim abi. Manisa'dayım şu an merkezdeyim. Ben taksicilik yapıyorum bir de cıvıl cıvıl bir yerdeyim yani şu anda. Anladım. Hani canlı bir yerdeyim. Ondan böyle rahat anlatıyorum zaten karanlık yerde olsa anlatamam abi. Vallahi aklıma geldikçe çıldırasım geliyor. Böyle tüyler diken diken oluyor aniden ama. Şimdi bak diğer hikayeyi anlatacağım abi kısa bu hemen. Evet buyur. Bu da nasıl bir şey abi biliyor musun? Bu Manisa'da böyle kenarlarında bir tane köy var. Oradan ben ev tuttum
zamanında. Bundan işte ne zaman o da biliyor musun abi? 2018 falan yıl. Ev tuttum orada. Ev sahibinin oğlu, yani biz aynı fabrikada çalışıyorduk o zaman. Ben fabrikada çalışıyordum o zaman. Aynı fabrikada çalıştığımız abi ev sahibi. Ondan sonra onun kardeşleri var falan böyle. Çok aramız iyi. Öyle böyle iyi değil. Bunların da hemen o kenar köyde, dağda evleri var. Şey, damları var böyle yani, tarlaları var. Yemiş ağaçları var. İşte kiraz ağaçları, erik ağaçları falan var bir sürü. Evet. Şimdi yaz günü gene böyle yanıyor ortalık. Ondan sonra ben evde motorum var benim bir tane o zaman. Motor evin bahçesinde duruyor. Gece saat gene 3 falan böyle, 2.30-3 falan. Telefon çaldı. Ali abi arıyor beni. Açtım. Uykumdan uyandım böyle. Açtım. Bayağı bir aramış ama sanki. Hani iki kere falan aramış. Açtım ben telefonu. Ali abi, biz dedi, Mustafa dedi, işte Habib var dedi, Ersin var dedi, Mehmet var dedi. Biz dedi yukarıda yemişteyiz dedi. Ondan sonra işte yemiş falan topluyoruz dedi. Gündüzden toplayınca dedi, salıyor kendini dedi. Geceden topluyoruz biz dedi. El fenerlerini ne dedi. Gel dedi oraya dedi. Oradayız biz dedi. Ondan sonra ya abi beni götürme. Ya kalk lan dedi, çabuk gel buraya falan yaptı bana. Biraz sert konuş veriyor. Ondan sonra abimiz ya, ben de kıramıyorum onu. Ondan sonra ben de tamam geliyorum dedim. Motora bindim abi. Gittim dağa. Dağda da kapkaranlık, yemiş ağaçları zaten. Biliyorsun yani malum yemiş ağaçlarını. Ondan sonra gittim yemiş ağaçlarını. Oraya bak, gene aklımda hiçbir şey yok benim. Ya tertemiz gene benim beynim. Gece uykudan kalkmışım. Gecenin saat 3'ü. Gittim abi. Su motoru çalışıyor bir tane ileride. Bağırıyorum ben Ali abi, Ali abi, Ali abi, yok. Yemiş ağaçlarının oraya gittim, bakıyorum ışık da yok hiçbir yerde. Kapkaranlık zaten dağ, gecenin saat 3'ü. Arıyorum arıyorum Ali abi, yok, arıyorum arıyorum, yok. Yani arkadaşların hepsi orada sözde, arabaları da yok. Hani dağın tepesinde bir yerde, yani bunların bir arsası var, oradalar. Yok abi, arıyorum arıyorum, yok bunlar. Allah Allah. En sonunda benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ulan dedim Ali abi dedim, beni dedim buraya çağırdın dedim. Ondan sonra başka bir işiniz çıktı dedim. Kaçtınız gittiniz herhalde diye düştü. Arıyorum Ali abiyi, açmıyor da. Telefonu da açmıyor Ali abi. Ulan dedim satıldık dedim ya. Gecenin üstünde kaldırdınız dedim. Ben sattım falan. Su motoru çalışıyor orada. Su motoru. İstop ettim su motorunu. Ondan sonra onun benzini var böyle yukarıda askıda. Bu benzinden çektim biraz, motora koydum. Bak o karanlıkta, zifiri karanlıkta. Telefonun ışığında yaptım bunları. Ondan hiç aklıma bir şey gelmiyor tabii benim gene. Her neyse abi, benzin çektim. Hani benzin çekmem de şeyliğine, gıcıklığına yani. Şeylik olsun diye. Kimin arabasından benzin çektin anlamadım. Şey, arabadan değil, su motoru çalışıyor böyle. Yerde küçük su motorlar oluyor. Ha, seni arayanların motorları. Ha, arayanların evet. Motoru. Gece çalışıyor. Zaten o su motoru sürekli çalışıyor. Hı hı. Büyük tarla, tarlayı suladığı için gece gündüz çalışıyor orada sabit. Hani başında birinin durmasına gerek yok yani. Kendi kendine çalışıyor, damlama sistemi. Her neyse abi, ben ondan biraz benzin çektim falan, 1 litre kadar. 5 litrelik bir bidon asmışlar yukarı sabah kadar gitsin diye. 1 litresini çektim. Motora koydum. Yoktu motorda benzin. Giderken tekliyordu yukarı çıkarken. Sonra abi arıyorum tabii, Ali abi arıyorum. Ötekinleri arıyorum. Gecenin saat 3'ünde de hani açmıyorlar. Ondan sonra eve geldim abi. Şey, tam mahalleye geldim artık. Aşağıya indim. Mahalleye geldim. Ali abi açtı telefonu. Ya Ali abi dedim, yukarı kadar çıktım dedim. Yoksunuz dedim. Neredesiniz siz dedim. Oğlum nereye yukarı çıktın sen diyor, ama uykulu uykulu konuşuyor. Nereye yukarı çıktın falan. Ben dedim tarlaya çıktım abi, yemişler dedim. Ondan sonra dedi, oğlum ben ne arıyorsun sen, yemiştik dedi. Yemiş bir canı çekti bu saatte. Abi sen aradın ya dedim be. Sen aradın, çağırdın ya beni dedim gece. Bundan dedim yarım saat önce. Oğlum sen deli misin dedi ya, ben dedi çağırmadım dedi kimseyi dedi ya. Sen dedi git yat dedi, oğlum rüya görmüşsündür falan sen. Ondan sonra yok Ali abi dedim, bak dedim kayıtları göstereyim falan, arama kayıtlarını. Ondan sonra arama kayıtlarına da bakıyorum, hep giden var, hiç gelen yok. O gidene ben hani giden arama kaydı var. Ben o giden arama kaydına nasıl oluşturdum yani, numarayı aramadım. Direkt açtım çıktı. Hiç gelen yok abi arama. Allah Allah. Abi ben gene yelkenler suda, kahve var orada, kahvenin önünde oturdum. Oturdum ama böyle gene tüyler diken diken. O gecenin bir vaktinde beni oraya götürdüler. Ondan sonra o karanlıklara, yemiş ağaçların dibine. Bir daha abi affedersin, yemiş ağacının dibine ben ufak su döktüm. Ondan sonra onların da bir şey çıkmadı yani, onların da bir şey olmadı. Yani böyle bir şey geldi başıma ama hani... Çok rahatsın, tabii. Çok rahatsın. Çok abi, çok... aklıma bir şey gelmiyor benim ya. Bak çok... gerçekten benim aklıma bir şey gelmiyor. Sonradan patlayabilmişler. Yani anlatıyorum da hala anlatıyorum, hala tüyler diken diken yani. Ben gecenin bir vakti adam aramamış ki seni. Gitmişim ben oraya ama aramamış beni. Tam ben de diyecektim ki bir arama kaydı falan filan görmedi mi, bakmadın mı diyecektin ama baktım gözükmüyor diyorsun. Evet, baktım abi, baktım sonradan. Ali abi öyle deyince ben dedim herhalde gene mi şaka yaptılar bana. Baktım gelen arama yok bende. Giden arama var. Ve peki o giden aramayı ben nasıl yaptım yani, kişilerden aramadım ki onu. En son arayan kişiye bastım. Ondan sonra aradım yani. Sonradan o telefondan nasıl silindi cebimdeki telefondan yani gelen arama. Ben anlamadım vallahi. Hani... İlk Hasan hikayesinde şeydim de, ikinciyi sonradan anladım. Kahvenin önüne oturdum. Bir de yaşım da büyüktü. Fazla korkmadım abi. Ama ilk hikaye çok berbattı yani.
Saat 3 civarı mı diyorsun? Bak bir dinleyicimiz evet, yazmış. Saat tam 3'tü bak, o şeye gittim de, yemişle gittim de saat tam 3'tü abi. Şimdi bunu YouTube'dan daha sonra dinleyecek olan dinleyicilerimize söylüyorum bunu. YouTube'da bana hep şey yazmışlar yorumlarda. Ya hep saat 3 diyorsun, hep saati soruyorsun. Bak ben hiçbir şey demiyorum. Ey ki bizi dinleyenler, şu anda canlı yayında da dinleyenler, daha sonra bu programı YouTube'da dinleyecek olanlar da. Ağzımı açıp hiçbir şey söylemedim. Hikayeler yine saat 3'te gerçekleşiyor. Yani tam 3'tü diyor evet. Beyefendi de. Peki abi teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Hikayeni bizimle güzel paylaşmış olduğun için. Özellikle Hasan'la aklımı aldım benim. Hasan'la. Hasan abi zaten çok berbattı yani. Benim hala daha şu an bile tüyler diken diken yaşayan bilir yani bunları. Gerçekten de çok fenadı yani. Bundan sonra bana da geceleri telefonumu açmama sebep olacaksın yani. Anlatmış abi, oldum hikayeyi. Yani geceleri yani bir yerlere gidelim diyenler her gel diyene gitmeyeceksin yani. Ben bunu anladım da işte olmuyor, o da olmuyor. Anladım. Peki abi çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Bizimle rica ederim Serdar abi. Eyvallah abi, teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar üzere. Dinleyen ol, herkese de iyi akşamlar diliyorum. Size de abiciğim sağ olun, teşekkür ederiz. Evet Ademciğim, Ömer abim bağlıyoruz. Pardon senin... Adem'im... Bu arada... Siz konuşurken yayın gitti diyenler var. Sevgili arkadaşlar, önümdeki hiçbir teknik alette bir arıza uyarısı, bir yayın kesintisi uyarısı. Yani şöyle söyleyeyim, bizde yayın gitmedi. Hani git mesela, teknik ekibe haber verebileceğim bir şey yok. Sende var mı Adem bir şey? Yani şu anlık bir şey yok. Az önce hikayeyi anlatırken birkaç yerde yayın kesildi falan diyorlar. Vallahi yani ister inanırsınız, ister inanmazsınız ama ben bunu böyle daha önce çok yaşadım. Sadece böyle denk geliyor bir de. Neden olduğuyla da çok uğraşmıyorum, ilgilenmiyorum neden olduğuyla da. Ama herhangi bir arıza sistemi, yani teknik ekibe ya da diğer farklı bir departmana haber verebileceğim. Çünkü sonuçta 24 saat teknik ekip var, nöbetçi. Ama haber verebileceğim bir arıza, bir şey yok, ben yine de söyleyeyim. Dinleyiciler yazmış işte az önce anlatırken hikayeyi, yayın bir gitti geldi, yayın oluyor şöyle işte bir koptu, bir yavaşladı filan. Bizden kaynaklı hiçbir şey yok sevgili dinleyenler. Ben yine de teknik ekibe yine de bir söylerim ama yayın bittikten sonra. Bak, yayın kesildi yazmışlar. Mesela yurt dışından yazan çok var. Benim hikayemi dinlemeniz lazım demiş. Vallahi sevgili dinleyen, sizi not alalım biz buraya. İsterseniz bir dahaki böyle programında şey yaparız, dinleriz isterseniz. Vallahi bende iki kere kesildi demiş. Olur sevgili dinleyenler, yani dediğim gibi ileteceğim. Ama ne ileteceğimi de bilmiyorum. Sadece diyeceğim ki yayın kesilmiş, bir bakın yani. Bende de iki kere gitti demiş. Bende gitmedi demiş efendim. Şimdi bu işte sıkıntı olan bu. Herkes gitti yazsa diyeceğiz ki tamam, teknik bir aksaklık var. Ama bir kısım gitti, bir kısım yo bende kesilmedi diyor mesela. Sonra ben YouTube'dan dinliyorum gitti diyen var. Radyodan dinliyorum gitmedi diyen var. Sonra gitti geldi diyen var. İşte sıkıntı olan bu zaten. Herkes gitti dese tamam, arıza var. Ama... Altını çizerek söylüyorum. Herkes gitti demiyor. Sorun bizde değil. Bir etrafınıza bakın. Yani çok böyle tırstırmak istemem ama sonuçta korku programı. Yani bilemiyorum. Sorun bizde değil. Kendinize dikkat edin sevgili dinleyenler. Ömer abi merhaba. Merhabalar Serdar abi. Ne haber abi, iyi misin? Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Size sormalı. Bizeyiz abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Vallahi seni duyup nasıl kötü olalım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor abiciğim? Elhamdülillah abi, Allah'a hamdolsun. Bildiğin gibi çalışmalarımıza devam. Mücadele. Çok özür dileyerek abi, bu dinleyiciler işte biz dinlerken yayın gitti. Hasan'a kadar olan kısmı yok demişler. Ben çok kısaca bir anlatayım o zaman abi. Senin de iznin varsa, müsaaden varsa. Estağfurullah. Hasan abi, az önceki beyefendinin askerlik arkadaşı eve gelip çağırıyor. Okulun oraya gidiyorlar. Köyde kullanılmayan bir okul var. Orada küller miller var. Ateş filan da yakılmış. Hasan'la beraber yiyip içip muhabbet ediyorlar. Sonra Hasan ben bir tuvaletimi yapacağım deyip kayboluyor. Ve geriye gelmiyor. Hasan'ı arıyor bulamıyor. Kendi evine doğru dönerken Hasanların evinin ışığının yandığını görüyor. Gidiyor, kapıyı çalıyor, annesi açıyor. Ya Hasan eve mi geldi diyor. Yok oğlum, Hasan askerde diyor. Ondan sonrasının hikayesini zaten biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine diyorum burada şimdi çok, bak sayfalarca mesaj geldi. Bende kesildi, bende kesilmedi diyenler. Yani kesildi diyenler de çok, kesilmedi diyenler de çok. Söylediğim gibi herkeste kesilmiş olsa bu bir teknik arızadır. Biz de hemen bildiririz ama herkeste kesilmemiş. Yani sizi tribe sokmak istemem sevgili dinleyenler ama herkes de kesilmemiş. Bununla alakalı altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Bizde de yayının kesildiğine dair herhangi bir hata, arıza raporu yok. Hepinize selam ederim. Ömer abi bir kere daha hoş geldin. Hoş bulduk abicim, Allah razı olsun.
Şimdi abi dinleyenler yazıyorlar sağ olsunlar. Hafta içi bir muhabbette ben dedim ki dinleyicilere, bana hatırlatın, ben dedim Ömer hocama dedim bir soracağım bunu dedim. Kısaca şuna bir cevap verip ondan sonra senin notlarından hikayelere geçelim abi, istersen, olur mu? Tabii ki, buyur abi. Tabii, buyur abi. Abi banyoya çıplak girmekle alakalı, yani sadece şunu söyleyeyim ben. Sen gerisini zaten biliyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Banyoya çıplak girmek abi. Duşa. Girilmez abi. Bilmediğimden soruyorum, çok özür dileyerek. Yok, yani insanların içindeki abi. İnsanların içindeki sorular da şu anda bende beliriyor. Abi şimdi ama duşa giriyoruz. Nasıl girmemiz lazım? Yani yıkanmaya giriyoruz mesela. Abi şimdi olay şu. Yani normaldeki kaydı şudur. Eski ölçü şu anda yok da bizim duşa kabinlerin içerisinde. Hı. Ya da banyoda. Şimdi edebe muğayyer olarak kendin, yani bedenen olarak da mahremiyet olayı kendin olsan da kendi evinde sadece banyoya has bir durum değil bu. Anadan uyuyan bir şekilde gezemez. Neden? Hani evimizdeki hani normal işte hani hep biz konuşuyoruz ya, cinli işte varlık, musallat, o bu. Bir de melaketler var. Evet. Kiramen katibin melekleri var. İki tane muhafaza melekleri var. Hı hı. Yani şimdi hani bir şekilde Allah-u Teala yarattığı mahlukata edep ve ahlaki özellikler veriyor. Burada da olay şudur, mahremiyet. Yani mesela kadındaki mahrem bölgelerle erkekteki yok mu? Erkekte de var. Hı hı. Yani mahrem dediğimiz bölgeler var. O yüzden dolayı duştayken abi, yani bu iş çok su götürecek bir konu ama ben kısadan bir anlatayım. Yani şimdi duştayken normalde yani bizim yapmamız gereken en askeri, yani abi bu erkeklerin normalde diz kapağı altı dediğimiz olayla yapacak. Yani hamamdaki haşama mantığıyla düşünün. Yani erkekler için konuşuyorum. Bayanlar için de aynı şekilde geçerli. Yani bayanlar için biraz daha bu iş sıkıntılı. Hani oradaki olay şu. Bazı ulema diyor ki işte bir atın boynunu çevireceği kadar dar bir yerde ise olabilir. İşte ama bazı bizim Hanefi fıkhında bir koyunun boynunu çevirebileceği kadar, dönebileceği bir yer kadarsa bu olur diyor. Yani tamamen soyunabilirsin diyor. Ama nedir? Hani buradaki olay şu. Dikkat edilirse daha çok ehemmiyet, yani daha çok güzel olur. Abi anlamadığım yani çünkü, Anlamadığım şu, yani bir şeyle mi mesela, şortla falan mı girip yıkanmak lazım ya da yani mantıklı olan o, mantıklı olan o. Yani şimdi hamama gidince mesela abi yanlış anlama, hani biz şimdi burada kardeşlerimiz bilgi amaçlı söylüyoruz, biz erkekler için söyleyeyim, genel gittiğimiz kardeşlerimiz için söyleyeyim. Evet. Mesela normal iç çamaşırımızla gidip şey yapmıyoruz, aşama adamlar veriyor hemen orada sana. Evet. Hani diyor kardeşim bununla git, sebep ne? Yani bir edebi sebebi var, bir de hani orada bir ne denir ona, adab edep. Bu toplumun içinde de böyle, kendin münferiten de böyle. Yani esas budur abi. Yani hamama gidip o şekilde yıkanamıyor mu adam? Yıkanıyor, yani sıkıntı yok. Ama nedir? Belli bir şeylere dikkat ederek gitmiyor. Evde bu şekilde de aynı şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Yani korunmasız kalmaması için. Çünkü o hal olunca yanındaki o koruma melekleri onun yanından ayrılır. Cümle ekseri ulemanın şeyi budur. O yüzden dolayı da savunmasız kalmasın. Hele ki işte mesela nedir? Banyo halindeyken ayakta işte idrar belvetmemek. Mesela daha savunmasız bırakmasın diye. Mecbur kaldım. Yani yapmamaya kalk. Mesela işte gusül abdestinde esas nedir? İşte öncesinde bir tuvalete gitmek vesaire. İşte ondan sonra bir namaz abdesti almak, sonra gusül abdesti almak. Mesela sıra budur mesela kişiliğe göre. Abi çok pardon. Bundan yıllar önce yayında bir muhabbet olmuştu. Yani sevgili dinleyenler, bu korku programında konuşabilecek şeyler ve yani hep başa gelebilecek şeyler olduğu için rahatlıkla konuşabiliyoruz. Yani bu bir radyo programı olmasının yanı sıra sanki herkes kendi evinde bizi misafir ediyormuş gibi dinliyor. O samimiyetle anlatıyorum, o samimiyetle soruyorum. Burada yazılanlar da aynı şekilde. Abi yıllar önce programda şöyle bir şey olmuştu. Bu işte bazı konulardan bahsediyoruz. İşte hurafeler, yapılması gereken şeyler, yapılmaması gereken şeyler diye. Duş almış olduğun yere işte idrarını, yani küçük abdestini yaparsan unutkanlık olur diye. Ben de buna çok karşı çıkmıştım. Böyle bir şey. Evet. Abi bir insan duş aldığı yere neden küçük bile olsa tuvaletini yapsın ki?
Bence saçma, çok affedersiniz. Çok affedersiniz abi, yani bilmiyorum. Hani öyle diyorlar mesela. Duş alınan yere küçük yani işte pardon, çişi yapılmaz yani. Duş alınan yere çişinizi yapmayın. Unutkanlık olur. İnsanda unutkanlık yapar derler. Ben ta o tarihte de karşı çıkmıştım ya. Bilmiyorum yani, bana göre yanlış bir fikir değil. Bir insan duş aldığı yere neden zaten küçük abdestini yapsın? Yani neden? Ya işte abi bu biraz daha eğitimle alakalı bir durum. Yani temizlik adabı, yani mesela biz evlatlarımıza ya da işte aile sisteminde büyüklerimizin işte toplumdaki önemlerinden biri de bu. Hani duş almaktan tut yemek yemeye kadar. Mesela işte yemek yerken ağzını şapırdatma nasıl bir kültürse, çocuğa da bir işte kültürü öğretmen lazım. Yıkanırken bu. İşte hani bunlara dikkat etmen lazım, dikkat etmen lazım diye annelere burada iş düşüyor. Ama şimdi ne yazık ki günümüzde insanların herkesi her şeyi biliyor. Google diye bir aksiyon var, hani her şeyi yazıyor, biliyor. Sorma gibi bir ihtiyaç hasıl olmadığı için. Yani vakalar çokça çoğalmasının sebebi bu. Yani birçok, çok ufak belki donelere dikkat edilmekten sonra bu, bakıyorsun ki birçok şey müsebbibi olmuş. Ama buradaki esas şudur abi, yani hiçbir şey olmasa dahi. Yani sen temizlenmek amacıyla girdin bir yerde. İşte ben de abi onu dedim yani, hiçbir şey olmasa bile yani, unutkanlık olmasa hiçbir da. Hiçbir şey olmasın. Bence hiçbir şey olmasın. Yapılması yani, yanlış bir hareket bence. Ters. Tabii canım, yani çünkü şöyle söyleyeyim. Vücutta belli bir şiddetle çıkan, yani bunu müşahede edip de görebilirsiniz. Hatta bunu Allah korusun bazen korkuyla, bazen işte bir yüksekten atlamayla mesela kıyafetine bu şey olduğu zaman yayılır yani. Sıvı şey yayılıyor. Yani orada da sen temizlenmemişle girdiğin bir yerde kirli çıkıyorsun. Yani ondan sonra da bu temiz giyindiğin kıyafete de bulaşıyor. İbadette de sıkıntı oluyor. Yani bu işin hem manevi hem fiziki tarafını da akla selim bir iş değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani buradaki olay şu. Mesela tesettür ayetinde de olsun, genel temizlikte de olsun. Abi bu erkeğe ve kadına belli bir şekilde kıstas konulmuş şeye dikkat edeceksin ya, riayet edeceksin. Esas budur yani. Buradaki ölçülerde ne kadar azami dikkat edersen senin için o kadar kârdır. Ben öyle yapmıyorum, sen bilirsin. Anladım. Abi yok bunu çünkü. Aslında başlı başına başka bir gün tek bir şey daha söyleyeceğim, ondan sonra başlı başına başka bir gün vakit kaldığı zaman konuşuruz. Bu çünkü hı-hı, idrarın sıçramasıyla tabii alakalı falan da çok ciddi olaylar var değil mi? Benim bildiğim kadarıyla yani böyle sıçramasıyla işte, alakalı falan çok ciddi olaylar tabii, var tabii. Yani. Abi bu bir eğitim mesela. Şimdi bazı arkadaşlar belki ya konu bu mu bilmem ne diyordu da, biz mesela çok sevdiğim ve ilmine güvendiğim bir hocamız vardı. İşte biz İslami ilimler öğreneceğiz falan diye. Adamın ilk derste şey, din tuvalette başlar dedi. Ulan tövbe dedim ya, ne deliye ders denk geldik dedim ya. Hani cahiliz o zaman, bu kadar da ilim sahibi değiliz. Evladım dedi, din tuvalette başlar. Ulan arkadaş dedim, deliye bak, konuştuğu lafa bak. Sonra adam anlatmaya başladı, özür diledik tabii. Yani senin temizliğin tam olmadıktan sonra, yani bedeni temizliğin olmayınca ruhi temizliğin olmuyor. Ruhi temizliğin olmayınca ibadetin olmuyor. Yani aslında sen olduğunu zannediyorsun ama olmuyor. Abdestsiz namaz kılıyorsun, abdestsiz Kur'an okuyorsun, abdestsiz dua ediyorsun, abdestsiz işe gidiyorsun, besmelen çekiyorsun, ne diyorsun ama sistemde temizlik geliyor. O yüzden çok da meşhur olan bir söz var, temizlik dinin yarasıdır yani. Yani temizlik imandan da, temiz olmayan adamın imanına sıkıntı var yani. Şimdi ya olay buradan mı geliyor? Evet, temel taşı buradandır yani. O yüzden dolayı sıkıntı biraz var. Peki hocam. O bir eğitim, kültür yani. Onu başlı başına anlatmak gerekiyor abi. Peki hocam. Buyursunlar Ömer hocam. Sizin almış, senin almış olduğun notlardan 4 tane hikayeyi dinleyelim. Evet. Abicim hızlıca girecek olursak Ercan Bey. Benim sana çok özür dilerim abi. Kapatırken benim sana, hatta ben unutmayayım şuraya not al. Yok ya, unutmam herhalde, not almayayım. Benim sana kapatmadan önce özel olarak soracağım bir şey var. Kafama takılan bir şey var. Bu soruyu sorayım, cevabını dinleyiciler de duysun isterim. Bilmiyorum içlerinde merak eden var mı? Benim az önce bir hikaye anlatılırken merakımı cezbetti. Kafamda bir not aldım bunu Ömer abiye soracağım diye. Bunu sana yayından sonra soracaktım ama ben yayın içerisinde sormak istiyorum. Cevabını dinleyiciler de duysun istiyorum abi. Buyursunlar. Baş tacıdır abi, ne demek? Eyvallah yani, abi. Buyursunlar abi, dinliyoruz. Abi ilk hikayemiz Ercan Bey'den başlayalım. Büyülü olan bir kimse ile muhatap olma. Yani ben böyle isimlendirdim. Sıkıntı ve bu müşkilat yaşayan ve bu duruma maruz olan bir kişinin yardımına çağrılıyor. O kişinin işte kendince tedavi gördüğünü düşündükleri yere gidip o kişinin, yani işte hoca demiyorum farkınız hakkında,
İşte yaptığı işlemlere müşahit oluyor. Ondan sonra işte belli bir korku yaşadıktan sonra arabaya atlıyor vesaire. Kendi evine gidiyor. İşte ışıkları açıyor vesaire vesaire. Olaylar peşine takılıyor. Şimdi hikayeyi siz de dinlediğiniz için ben yorumlama kısmına geçiyorum. Serüveni bir kenara bırakıyoruz. Şimdi bu hikayede bizim dikkate almamız gereken şey şu. Ben buradan Ercan abiye samimiyetimizi bilen şunu söylüyorum. Sizin bir şeylere yok demenizde bir şeyler yok olmaz. Sizin bir şeylere var demenizde bir şeylere var olmaz. Muhkem olan şeyler vardır. Ha ben şunu demesini telkinle kendisine bir şekilde psikolojik rahatlatma sistemini evet bizim de önerdiğimiz. Yani bunların korkulmayacağını, bunlardan bir şekilde iman sahibi olan bir kimsenin zarar görmeyeceğini, Allah'a sığınılması gerektiğini konusunu biz zaten bu programı iki yıldan fazla zamandır yapıyoruz. Bunları telkin edip biz de söylüyoruz. Lakin konuşmada bazı şeyler dikkatimi celbetti. Onun iyiliğine söylemek için söylüyorum. Yani bu çok ince bir çizgi. İnkarla kabul arası çok farklıdır. Yani bir kimse dese ki kardeşim cin min yoktur küfre girer. Yani Allah muhafaza imanı sepete atarsın. Çünkü neden muhkem olan bir cin suresi var. Yani orada böyle kapı gibi duran Kur'an'da suresiyle beraber muhkem olan var. Şimdi bu iş büyü, cin yani işte büyü yoktur dese yine girer. Çünkü Kur'an'da var. Büyü ismi direkt geçiyor. Sihir ve büyü diye geçiyor. Şimdi mesele şu. Hani bana olmadı diyebilirsin. Çünkü bir delil göstermesi lazım. Yok ama hani ben inanmıyorum, etmiyorum falan vesaire. Bunlar çok hassas noktalar. Bunlara dikkat edelim. Yani durduk yere bacağa mermi atmaya gerek yok. Yani orada sen o korkuyla, o korkuyu yaşamışsın. İşte o müşahede ettiğin şeyin korku sana sirayet etmiş, tansiyon hastalığı yaşamış, tedavi görmüşsün. Allah şifa versin ama dediğin gibi hani buradaki söylemler çok hususi söylemler. Hani kendisi içine dahil olmamasıyla beraber vesaire bunlardan bahsetmiyorum. Bu çok farklı bir olaydan bakmak istiyorum. Yani şimdi dediğim gibi buradaki söyleme dikkat edelim. Hani ben Ercan abinin iyiliği için söylüyorum. Hani böyle bir şey yok demesinden ben bu çıkarımı söylüyorum. Hani böyle bir şeyler var ama benim işim gücüm yok. Ben işime gücüme bakarım. Ben Allah'a sığındım. Tevekkül ettim. Ben hasta değilim. Ben kendimi toparladım demesi daha evladır. Yani ben o işte ismi değiştirilme konusunda sen bana soracaksın. İsim evet neden değiştirilir onu abi? Da soracağım abi. İsim neden değiştirilir? İsim neden değiştirilir? Var mıdır abi? Yani ben böyle bir şey? Vardır abi. Bir kişi sizin anne adınızı, baba adınızı ve isminizi yani normal öz kulağınızda okunan ismi bilmeden kimse kimseye büyü, işlem, sihir yapamaz. Yani yapma ihtimali şu, size bir şey ya yedirmesi lazım. Yani ki o yedirdiğin şeyden Allah muhafaza evlerden ırak, Rabbim düşünmesin. Ya da sizin çok yakınınızda sizinle alakalı bazı materyallere sahip olması lazım. Evinize girip çıkması lazım. Vesaire vesaire ya da işte hani farklı versiyonları var buna gerek yok. Yani bu bilgiye vakıf olursa bu da bir yöntemdir. Bu da bir araç gereç olarak hani bu kötü gayrimeşru işe ilgili yapan şarlatanların sizden talep edecekleri bilgilerden biridir. Abi şimdi yüzden, özür dileyerek sonra unutuyorum ben. Anladığım kadarıyla senin dediğinden anladığım kadarıyla birine böyle bir şey yapılacaksa sadece annesinin babasının adının bilinmesi yetmiyor. Başka şeyler de lazım. Bunu bir kenara koyduk. Kesinlikle, kesinlikle. Ama yapılan bu bilgiyi kız, de sorarlar. Yapılan kız mesela, yapılan kızın adını değiştirmişler abi. Hani adı mesela abi atıyorum Ayşe'ymiş, Zeynep demişler. Şöyle söyleyeyim, bu bilgi, yani bu yapılıyor ama bana sorsan ben böyle bir şey teklif eder miyim? Etmem. Yani bu biraz daha hani az önce diğer hikayelerden biri var ya, yani İşin ehli olmamakla alakalı bir telkin. Yani ismini niye değiştirdin şimdi? Abi dediğin ismi kestim. O isimde dinleyiciler varsa tribe sokmayalım. Verdiğin şeylerde ne olur isim söyleme. Ben o dediğin ismi kestim. Şimdi dinleyen varsa tamam. Bir de az önceki o yayın kesilmesinden dolayı falan şöyle bir açıklama bir daha yapmak istiyorum ben özür dileyerek. İnsanlar yazmışlar Serdar internette kesildi galiba diye. Vallahi sevgili dinleyenlerim ya dediğim gibi vesvese vermek istemiyorum size ama internetten dinleyip bende kesilmedi diyenler de var. İnternetten dinleyip bende kesildi diyenler de var. Radyodan dinleyip kesilmedi diyenler de var. Radyodan dinleyip kesildi diyenler de var. Bizde teknik bir arıza gözükmüyor. Dinlediğiniz yazı bir kapatın açın.
Çok da kafanıza takmayın bunu bence. Benden size tavsiye. Abi sen abi, de seni de verdiğin ismi senin de verdiğin ismi kestim. Şimdi o isimde olan tamam. dinleyiciler varsa o ismi vermiyorum. Korkmasınlar yani. Bazı anladım. Korkmasınlar. Biz yine dediğimiz zaman bazı Kur'an'daki cümlelerin mana olarak isim koyurken çok yanlış anlamları olduğu için böyle isimleri biz düzeltiyoruz. Yani ama şimdi baktığınız zaman Zeynep ismi çok güzel bir isimdir. Peygamberimizin kızlarından bir tanesinin ismidir. O yüzden dolayı hani bana gelse bir vaka ben şimdiye kadar öyle bir isim değiştirme gibi şansım. Yani öyle bir teklifte bulunmadım. Bu bir karşı tarafı rahatlatmak için de yapılabilecek bir durum. Bazen böyle her şey kitapta yazmaz. Yani inisiyatif kullanır kişiler vesaire vesaire. Ama ben şimdi işin background'ını bilmediğim için hüsnü niyetle düşüneceğim. Yani isim değiştirme konusu bana sorulacak olursa ben bu şekilde bir tavsiyede bulunmam. Eğer ismi gayri İslami bir mana çeliştirmiyorsa. Birinci hikayemizde Ercan Bey'in konusunda hani anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim. Ercan Bey'in söylemiyle alakalı kesinlikle beni yanlış anlamasın, şahsının iyiliği için konuştum. İsim değişikliği konusu da bu. İkinci hikayemize geçecek olursak bu tılsım olayı. Evet. Şimdi genellikle abi zaten bizim hani bu programı yaptığımızdan beri yani sen Allah razı olsun bize dahil edip de söz söyleme imkanını tanıdığından. Estağfurullah abi hepimizden biz teşekkür ederiz. Yoksa yani biz sadece hikayeleri dinleyeceğiz ve programı kapatacağız. Senin yorumların çok önemli burada. Sen çok yani yanlış bildiğimiz şeyleri doğru olarak anlattın bize. Ben hiç sorduğumuz soruların cevabını alabiliyoruz. Karşılıklı biz de sana çok teşekkür ederiz yani bu yayına bağlandığın için. Estağfurullah abi. Abi şimdi bu tılsım olayındaki olayı ya da işte bu define olayıyla alakalı yani ben bir şey söylemiştik bir önceki programda ya 10. program şu anda tam hatırlamıyorum. Devlet izniyle yapılan işlerde sıkıntı yaşama olayını %3 ile %5 arasındır. Yani ben bir devletin verdiği izinle bir yeri kazdım da hani zarar gördüm diyen ben 33 yaşında bir insan olarak duymadım. Başkalarının yaşadığı şeyleri duyunca da ciddiye almadım. Oran çok düşük. Ama ve lakin şimdi arkadaşın yani bu makineyle operatör olan arkadaşın yaşadığı olaylar. Yani işte liyakat ehli olmayıp da bu işlere cüret edip de kolaydan zengin olacağım deyip de bir şekilde aksiyon içine giren veya bu niyette olan arkadaşlara sesleniyoruz buradan. Yaşayacakları şeyi hayatınızdan silemezsiniz. Yani... Ve silmek keşke şey olsun, akıbetlerinin ne olduğunu duydunuz. 6 kişi nasıl şekilde vefat ediyor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Yani neye denk geleceğini bilmezsin. Yerin altı, denizlerin derinliği, dağların viran olan yerleri bu mahlukata mesken olarak verilmiş. Hadislerde bunlar belli. Sen şimdi nereye denk geleceğini, ne şekilde usuller yapacağını bilmiyorsun. Her bilirkişi değildir. Yani yakın zamanda ben hatta şimdi böyle espri yapmayacağım diye kendimi şey yaptım da yani tembihledim de bazen geliyor. Çok böyle piyasada bizim camianın etrafında gezen bir arkadaş değil de kişi vardı. Böyle işler yapıyordu. Dedim ki bak hani böyle devam edersen bir gün bana dedi ki işte ya canım şu dedim bak kardeş ilmin yok. Bak dedim kuru sıkı tabancasın. Bir yerde dedim namlu dönersen zarar görürsün. Çoluğun çocuğun var yapma. Abi dinlemedi. Bir ay önce bir haber aldık. Arkadaş kekem olmuş. Öyle devam ediyor. Sokaklarda geziyordu. Beni bile tanımadı. Yolda gördü. Yani bu bilir kişi diye yanına götürün adamın ne olduğunu bilmeden götürme. Resmi izin almadan bu işlere girme. Ben bu ikinci hikaye anlatan abinin yani tek takıldığım olay şu şamana gidip de takı alma olayı benim biraz böyle tasvip ettiğim bir olay değil. Şamanizmdeki ritüelleri de biz hani mevcut bu ilme ulaştığımız için şeyleri de biliriz. Biraz daha onlar farklı bir sistemle çalışırlar. Yani belki bugünlük yangını söndürdüğü başka bir şey müsebbibi olması için evinde o materyali bulundurmasını tavsiye etmem ama yine nihai karar kendisinindir. Yani var pagan ayinleri var, bilmem ne şaman ayinleri var. İşte gidip de farklı ritüellerin, Hristiyanların bu konudaki ritüelleri var. Yahudilerin var, Hinduların var,
Çinlilerin var. Yani bu iş dünyada sadece bizim Türkiye'ye has bir durum değil. Ama yani ben dediğim gibi inşallah tekrarı yaşanmaz. Bu konudaki olay da kendisini belki kurtaran olan ihbar etmesi. Yani harama tevessül etmemesi. Belki oradaki olay da hani bak, kendini... Çok ince çizgi işte. İşte ince çizgi. Yani abi bir gözünün önünde canlandır. Bir adam düşün, 6 metre derinliğe giriyor, taşlarını yoluyor, ağzını dikiyor. Yani bunu gördüğünü bir canlandır. Bunlar bir de olan şeyler değil mi abi? Kim, sen gerçi neler görmüş, neler duymuşsundur ama yani bunlar bir de olası abi, olacak abi. Şeyler yani. Bak bir şey söyleyeceğim abi. Ben 12. yıl bitti benim. 13. yıla girdik. Toplamda geçen böyle bir kara bir hesap yaptım. Hani ufak tefek. Ortalama 20 küsür bin insan dolaşmışım 13 yılda. Kaç? Yani 20 küsür bin. 20 insanla. Küsür bin, vay maşallah. Yani bu vakaların belki %70'i ortalamanın üstü eğer çok ileri vakalardı. Yani %10'luk kısmı normal yarım saatlik 20 dakikalık konuşmadan sonra giden insanlardı. Ben tecrübeye dayanarak söylüyorum. Define olayına eğer çok ama çok ihtiyacın yoksa girme bir. İkincisi bu olaya giriyorsan devletin izni olmadan kesinlikle teşebbüs etme. İki, bilirkişi diye yanınıza aldığınız adamlar ya orada bir kalp oynaması yaşandığı anda neler olacağını bilmiyorsun. Bana aha çıktı, aha zengin olduk, aha altın aldık. Bu işin zekat boyutu var. Hani devlet olduğun zaman zaten yarısını devlet alsa zaten senin zekat verme gibi durumun olmuyor. Çıkan zaten sana devletin verdiği tahsisat. Anlının aksi gibi kullan bunu. Ama ben derim ki kimse alın terinden daha güzel kazanmaz. Bu konuya bu şekilde ben yani çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum ama benim dikkatimi çeken bu abimizin bu halsizlik olayları, sıkıntı olayları. Yani nasip olur da inşallah işin ehli birine denk gelirse bir ara yine böyle bir kendisine bir muayene ettirsin, bir baktırsın. Hani nedir ne değildir. Çünkü yani Allah muhafaza ileriye dönük bir şey olmasın. Bunu da ikinci hikayemizde söyleyeceğim notlarımız arasında. Üçüncü hikayemize geçelim. Gelelim. Şimdi dur abi, İstanbul'daki abi asıl hikaye bu. Bak ben şimdi WhatsApp'tan sana yazacaktım abi. Tam bu şeref yoksun arkadaşı 3 ay önce İstanbul'da bizim arkadaşların radarına girdikten sonra yani bunu ben çünkü alametlerini bildiğim için antika mantika bu işleri şey yaptığından dolayı uyumlar birbirine oldu. Hatta siz yayın yaparken arkadaşlara da söyledim. Bu depo için gittikleri yerde tuhaf biriyle karşılaşıyorlar. Abi adam bir şey diyeceğim için. Yanlış mı anladım? O anlatılan yok, hikayedeki... Yok. Evet. Aynen. Adamı aynen, biliyor abi. Musun sen? Aynen. Adamı biliyorsun tabii, ya. Tabii. Ya abi şimdi bu arkadaş şeyde Beylikdüzü'nde değil de karşı tarafta oturuyor bu arkadaş. Onu da biz şeyini yaptık. Yani biz bu arkadaşa bir işlem yaptık da. Çünkü bizim bir çok sevdiğimiz bir abimize de tebeliş olduktan sonra konu bize arz edildi. Eşi tarafından gelmişti hatta. Bir tahkikat yapınca arkadaşın adadan ayırdık abi. Değil mi? Adını filan deme. Bir şey diyeceğim. Emin yok, misin? Yok. Aynı adam mı? Anlatayım. Aynı adam abi. Yok. O 42 model 49 model araba dedi ya. Hı. İşte o olayla oradan ben zaten dedim ki böyle mi? Adam şöyle mi? O bu teyit edildikten sonra şey yaptım abi. Neyse çok önemli değil. Şimdi buradaki esas bizim ders çıkartmamız gereken şey şu. Yani ben konuya bir şekilde müsebbip hatta ben de şaşırdım. Nasip bak dedim hani nereden nereye. İstanbul, ben Ankara'dayım ama İstanbul veya işte Türkiye'nin en hani muhtelif yerlerinde çok yetiştirdiğimiz hani hoca arkadaşlarımız ya da bu işlerin ilmini, icadetini verdiğimiz çok talebemiz olduğu için hani istihbarat bu konuda geniş. Bazı konularda da sağ olsun bizleri büyükleri görüp soru soruyorlar. Hani ben de böyle tuhaftı hatta farklı bir yöntem kullanmış şöyle yapayım diye. Bu adamların yani bu cins adamlar piyasada çok. Peki el sual. Şimdi nasıl oluyor da bu insanlar bir şekilde dinleyen arkadaşlarımızın kafasındaki soru birdir. Bu adamlar nasıl oluyor da birileri bir şey konuşurken haberini alıp da 15 dakika sonra arıyor da ihtar ediyor.
mesela anlatan arkadaşım da sorusu gibi olur. Evet. Arkadaşlar bu sizi çok meraklandırmasın. Bu iş çok basit bir iş. Bu ilimlere girdikten sonra belki kazanımların en ufağı diyebilirim size. Buradaki esas olan şey şu. Bu ilimleri neye kullanıyorsun? Kötüye mi, iyiye mi? Yani işte şimdi ilimlerin ismini vermeyeyim ama çokça bilinen ve ulaşamayacağınız bir ilim söyleyeyim. Cifir ilmi. Google'da yazmayı denemeyin, bulamazsınız. Yani öyle Google'da düşecek kadar Allah'tan düşmedi. Hani size şimdi bu ilimlere vakıf olmak için belli bir tedrisattan geçip belli bir şey kazandıktan sonra işte o zaman diyorsun ki sen Rahmani mi çalışıyorsun, Şeytani mi çalışıyorsun? Yani bir yerden bir haber almak, birinin işte zihnindeki şeyi söylemek ya da birinin işte şöyle olacak böyle olacak demesi ya da işte bir istihbarat gelmesi bu şeydir. Yani hocayım diye gezen adam da yapacağı iş şudur, ne de bir vaka gelir işte yani biraz böyle, o da ilim sahibi, şarlatanlardan bahsetmiyorum. Biraz mürekkep yaladıysa adam gider bir soru vaka gelir, bir soru sorar, der ki ya işte ben böyle böyle oldum. Hemen o kafir mi Müslüman mı olup bilmediğini şeye çağırır. Yani ilmen çağırır. Sonra der ki ne oluyor? Tık 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 ona gelir fısıldar. Doğru mu yanlış mı diye sorgulamazsa karşıdakine söyler. Aa der, nereden bildi? Ya da işte kapının önünde otururken işte sen şöyle düşündün, sen böyle düşündün diye. Bunlar etkileme politikasıdır. En basit hareketlerdir. Bu iş böyle olmaz. Böyle bir durum olduğu zaman size bir tavsiyede bulunayım. Bu altın nitelinizdir. Böyle bir yere gideceksiniz. Hoca kisvesinde biri var. Doğru mu değil mi diye nasıl tespit edeceksiniz? Yapacağınız iş şu. Güzelce temiz bir kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Abdestinizi alacaksınız. Mekana girmeden önce 7 ayet tercihsizliği önünüzü arkanıza okuyup bütün uzuvlarınızı süreceksiniz. Bismillah deyip girin. Şeytani ise sizden hiçbir bilgi alamaz. Ve Rahmani değilse zaten böyle kokuman kuşu gibi sadece sana böyle uçuk kaçık şeyler söyler. Zaten gönlünüzde size ayak etmez. Çıkarsın. Bir nevi zırhlıyoruz kendimizi değil mi abi? Bir kesinlikle nevi. Abicim. Kesinlikle. Bundan bakın ya ayetel kürsünü. Evet abi ayetel kürsü. Bu kadar basit. Yani bu çünkü şu. Ya o kadar hadis-i şerifler var biz okuyoruz ama insanlar diyor ya Haşr suresi. Ya işte hocam başka bir İsmi Azam duası yok mu? Abi ben sana İsmi Azam duasını versem sen ondan sonra evin yolunu şaşırsın. Niye? Yani onu okuman için belli bazı yapan lazım. Sen bana diyorsun ki ben işte 100 kilo bir adamım. Bana bir sırtıma bir ton yük yükle ben buradan depar atıp gideceğim. Gidemez. Yani çünkü niye? Bunun background'ını yapman lazım. En basit yapacağın temizlik, dua, ayet-i kerimeyle zırh. Biz evzü besmele çek gir. Şeytan evzü besmele çekiyor. Girdiğin yerde duramaz. İfrit duramaz. Layin duramaz. Hiçbiri duramaz. O karşındaki mahluk eğer Rahman'ı düşünüyorsa, yani insan Rahman'ı düşünüyorsa zaten sen o şeyi feyiz alırsın. Eğer zaten şeytanı düşünüyorsa o anda iki kaşının arasına bak. Gözlerinin iki gözünle bu alın dediğimiz yok mu? İki kaşını bir santimi koyarsın. Oraya bak. Ve içinden sadece Fatiha duasını oku. Nefes verirken ufaktan ver. Bak bunlar çok basit şeyler abi. Karşıdaki insanın ayarı bozuluyorsa kalk git. Bu kadar basit. Bilmiyorum. Çok mu fazla detay verdim ama kolay bu abi. Yani. Serdar abi duyabiliyor musunuz beni abi? Duyuyorum abi kesilmesin diye. Seni kesmeden. Eyvallah. Can kulağı da eyvallah. Abi çok basit tüyolar bunlar. Hani ben şimdiye kadar fark ettiysen bu kadar zamanları hiç böyle tüyolar vermedim ama bu mahluklar ortada çok çoğaldı abi. Tamam mı? İnsanların evine, namusuna, malına, gözüne diken çok. Bu hayvanla bunlar alakalı bir şey olabilir mi abi? Hani papağan vermiş falan ya bir şeyden olmuş. Abi yok papağan yani şöyle söyleyeyim. Mahlukatı o şekilde tecessüm edebilecek ilme sahibi olanlardan zaten evle arabayla uğraşmadı abi. Yani öyle bir hayvanı muhakeme edebilecek ilme sahip olan kişinin belli mertebelere geçmesi lazım. O da gidip de bu şekilde istihbaratı kullanmaz abi. Değil mi? Yani, niye dünyayı hükmetmek aklına gelmiyor yani değil mi? Niye bir yani, çok ahmakçı olur yani. O biraz daha nedir biliyor musun abi? Psikolojik işte paranoya sokmaktır tamam mı bu? Ya bu insanlar insan psikolojisini çok iyi bilirler. Sana öyle şeyler söyler ki. Kötülüğü yani, çalışmışlar yani değil mi abi? Bu. Abi sen onun elinden geçen bininci vakasından bininci kişisin. Aynı yola ben bin defa gittim. Sen ilk defa karşılaşıyorsun. Ama bakın yine bu vakayı anlatan kardeşimizin bir cümlesi yine bana kırılmasın üzülmesin. Abi benim işte
neydi o, dini konularda çok bilgim olmaz. Bak hedef kitleyi nasıl seçiyorum ya, anlatabildim mi? Yani arkadaşın imanı var, Allah kitap tamam kabul ediyor ama az şey var, data var. Adamlar gireceğini biliyorlar abi. Karşı taraf yakaladı mı oradan giriyor diyorsun abi. Damarı yakalar. Bak mesela bir şey söyleyeceğim. Selamun aleyküm demesinden benim yanıma gelen adamın selamun aleyküm demesinin tonlamasından ne olduğunu bilirim abi. Hani yanlış anlama, bu artık tecrübe olmuş yani. Çünkü oradaki tonlama sürekli kullanımla alakalı bir durum. Ha, adam merhaba diyemez mi? Der. Hani biz nasıl seninle abi? Selamun aleyküm merhaba nasılsın? Değil yani. Buradaki esas bu değil. Adam senin oturmandan, cümle kurmandan artık seni çözmüş. Çünkü niye? Adamın işi şeytan. Rahman'ı düşünmüyor. Çok uzanmayalım ama hani bu kardeş yazımıza tek tavsiyem. Abi hani bu konularda kendimizi az biraz da. Bak ondan sonra ne diyor mesela konuşmanın sonuna doğru? Bu sıkıntılar olunca işte bu adamla bağlantıyı koparttıktan sonra herkesin eline dua kitapları sabah akşam dua okuyor. Abi buna gerek yok. Bunu yay yani. Senin ihtiyacın olan kadar bilgiyi öğren, sana kimse tebelliş olamaz. Bir de mesela bakın dikkatini çekiyor. Adamlar artık kurtulmak için çeşitli şeyler olduktan sonra o öfkeyle giden adam kol kola geliyor. Abi oralara girdikten sonra seni adam bütün mal varlığını verdirir. Bir de böyle elini ayağını öptürür. Bir de sen böyle musmutlu gidersin ta ki nereye, radardan çıkana kadar abi. Akıl yerine gelir ama iş işten geçer. O yüzden dolayı ayı ne diyor? Ayıdan dost olmaz diyoruz. Devam ediyoruz abi. Peki abi, dördüncü hikaye. Dördüncü hikaye. Hasan. Şimdi bak abi, bu kardeş yazımızın dolayı. Varlıklar başka bir insanın kılığına gelip seni bir yerlere götürebilir. Ya bulunduğu yer itibari, yaptığın bir fiiliyatla alakalı ya da işte herhangi bir şekilde mevcut senin bildiğin bilmediğin bir olaydan mütevellit ya da bulunduğun mekanda hani bir şekilde insanların sürekli kalmadığı haneler ya da metruk yerler ya da bu meskun mahalle olmayan yerlerde belli varlıklar, yani inni cinni varlıklar yer edip orayı meskin edinebilirler. Bu kardeşin yaşadığı olaylardan olayı da şu. Benim yüksek ihtimalle anladığım, bu arkadaşlar oraya biraz da alkollü gitti. Hani o alkollü gittiler oraya. Ucuz yırtmış diyoruz abi. Yani gece 3'te işte dağa çağırıp, yani gece 3'te seni dağa çağırdığı zaman biri gitme abicim. Yani kim olursa olsun. Ya çok tanıdıktı, abiydi. Özür diliyorum. Senin konuşmanı çığlıkla bölecektim. Ben can kulağıyla seni dinliyorum. Adem kapıyı açtı, stüdyodan içeriye girdi. Şu an var ya, konuşmakta zorluk çekiyorum. Yani öyle aklım aldı benim şu an. Karanlık stüdyoda kapı. Oğlum insan bir haber verir, şuradan bir el sallar, bir şey yapar. Tövbe estağfurullah. Yani abi çok özür dilerim, böldüm ama git. Estağfurullah. Yok estağfurullah. Git Allah aşkına bir yudum su falan bir şey getir Adem'e. Aklımı aldım benim. Bir de sarı bir tişört giymiş. Onunla beraber içeriye girdi var ya. Yani konuşamadım ya. Çok abi özür dilerim, kusura bakma. Aklımı aldı benim. Estağfurullah. Abi yani elhasıla gelen biz bu konularda, yani işte bu çocuğun askerde olmasına rağmen işte tekrardan gelmesi ikincisinde. Yani bir de şöyle bir durum var. Bakın arkadaşlar, hani genel abi, hani hem sana hitaben diğer bütün bizi dinleyen kardeşlerimize söylüyorum. Arkadaşlar bizi size cin padişahlarıyla alakalı bir şey söylüyorsa o adamın yüzüne bir bakıp böyle bir iki dakika hiç gözlerinizi ayırmayın. Ve böyle dikkatle dinleyin. Eğer gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyor. Bak bunu bizi dinleyen benim tiyolarımı veriyorum abi. Hani diyor ya, patron çıldırdı diyorlar yani. Hakikaten tiyoları veriyoruz abi. Yani vallahi bak. Bu gece yok, şu adamı dinledikten sonra bunları bizim artık vermemiz gerekiyor abi. Bakın bu konuyla işte cin padişahlarından, yok günün padişahından, yok zamanın padişahı, yok ateşin padişahı, yok bilmem. Yani şimdi benim taktiğim çok farklı da sizin yapacağınız iş, yalan söyleyip söylemediğini anlayıp o kişiyle ilişkinizi devam ettirip ettirmeyeceğiniz yönünde olacağından dolayı biz daha farklı arkadaşlara muamelelerde bulunuyoruz. Yani daha farklı bir iletişim metoduna geçiyoruz. Çünkü geçen yani bu durumu yaşadım. Dedim ki bana, dedim bütün isimlerini say dedim. Ben dedim sana dedim ne kadar, yani o konuşuyorsun ya dedim.
Bir de ama dedim doğrularını say. Ben dedim sana dedim neyin varsa vereceğim. Ama dedim doğrusunu say. Etti, motor tekledi, telefonu çaldı, bastı gitti. Yani şimdi mesele şu. Ya arkadaş, yani bir bilgi kirliliği zaten ortalıkta muhteşem var. Padişahı, veziri, sadrazamı, osu busu artık yeni materyal üretmeye başladılar. Yani bu biraz çok, biz gülüyoruz da siz etkileniyorsun. Yani vatan dinleyen arkadaşlar için etkileniyorlar. Çünkü padişah değil de şimdi padişah gözde bir figür var. Bir de cinlerin padişahı. Uf uf uf, alimi, hocası, bilmem nesi. Şimdi ya dediğim gibi buradaki karşıdaki insan size bunu anlatıyorsa ve belli bir sıfattaysa gözlerin içinize böyle bildiğin kurt gibi bakın. Ama hiç ayırmayın gözlerinden. O gözler hiç sekmeden sana bakıyorsa dinlemeye devam et. Yine tedbirli ol. Ama %99.9.9 o gözler seyirecek. Ben buna adımı koyarım. Yani açık net söylüyorum. Bu Hasan'la alakalı da yani bu arkadaş mümkünse yattıdan sonra dışarı çıkartmayı lazım. Yani kardeş dinliyorsan da sen mümkünse yattıdan sonra telefonunu kapat ve tek olarak bir yerde de kalma. Bir de yine bu durumları yaşayan genel bizi vakadan anlatan, hikaye anlatan kardeşlerimizin şöyle bir anlatı var. Eve gittim, bütün ışıkları açtım. İşte televizyon açtım falan, kapı pencereyi açtım. Tarzında bir rahatlama sistemi var. Benim daha tavsiyem, yani telefonundan açabiliyorsan bir Kur'an ayeti aç. Yani bir işte Fatiha Suresi, bir Ayet-el Kürsi. Bilmesen bile, sen bilmesen bile değil mi abi, sesli bir şekilde bilmesen aç. Bile yani dilin dönmese bile bir ezanı Muhammed'i aç ya, güzel ezan yaz hani YouTube'a, güzel ezan yaz yani, aç bırak orada, daha farklı olacağını göreceksin. Yani orada şimdi sen o ruh halindeyken dıptıs dıptıs orada bir şey çalmasın da senin yani haline ruhine çok olumlu etki edeceğini düşünmüyorum. Benim şahsi tavsiyem bu, çünkü gözümde canlandırıyorum olayları abi de. Yani durum bu. İnşallah yani bize hikayeyi anlatan cümle abilerimizin, kardeşlerimizin Rabbim bu sıkıntıları tekrardan yaşatmasın. İnşallah bir söylediklerimizden fayda görürler. Yani bir ders niteliğinde çıkartırlar ama dediğim gibi niyet hayır, akıbet hayır, akidesiyle hareket edilecek. İnşallah abi. Rabbim amin. Yardımcımız olsun. Amin 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 abi, inşallah. Şimdi abi normalde bitirmemiz lazım ama benim sana çok ufak bir sorum var. Bugün anlatılanlardan kafamda beliren bir soru bu. İnşallah doğru aktarabilirim. Doğru aktarırsam doğru cevap alabileceğimi düşünüyorum. Şimdi abi senin de söylemiş olduğun gibi yani Çin'den Vudu'ya kadar bu büyü alemi var. Bu büyü olayı var. İşte şamanizmden bahsedildi. Bugün programda sen de örnek verdin. İşte Çin'de yapılan şeyler var dedi. Mesela abi... Bir dinde, yani insanların inancına göre olan bir dinde yapılan büyü, sihir başka bir dindeki yapılan ritüellerle ya da işte dualarla, ayinlerle bozulabilir ya da çözülebilir mi abi? Bunu merak ettim. Abi şimdi bu cevabına şöyle söyleyeyim abi. Bizim şu anda... Enteresan yani bir soru değil mi abi? Kafamda belirdi çünkü bu. Ya güzel bir soru. Bu soruya şimdilik yüzeysel... Ama derinlemesine cevap vermek isterim. Çünkü çok paradigmaya dokunmamız gerekiyor bu konuda. Bazılarının aklına yatacak, bazılarının aklına yatmayacak. Ben kısaca bunca yıl, yani bu işe belki 600 yıldır bir eğitimle gelen bir silsilenin bir halkası olduğum için söylüyorum. Bizim abi, yani benim Polonya'da bir vakam var. Stefan diye bir vakam var. Hristiyan olup oradan senin bu kara büyüyle uğraştığını ve bir şekilde kendine sirayet ettiğini biliyor ki ola alametler tutuyor. Ona terimsel olarak belli normlarda dedim ki bak sizdeki bu olan şey bizdeki bu. Yani adam Avrupalı olduğu için eğitim sisteminde bir data bekliyor. Tek tek anlattım. Adam bayağı bir yere gitmiş. Yani Peru'dan tut bu Alaska'ya kadar dünyanın çok bir yerine gidiyor. Bir şifa bulmaya çalışıyor, düzeltmeye çalışıyor, düzeliyor, oluyor, olmuyor vesaire. Ben bu dedim ki benim sana yapacağım
ve söyleyeceğim şeyleri biraz dedim canın yanacak. Ama dedim hani burada dedim sana da düşen şeyler var, bana da düşen şey var. Biz bir yani Hristiyan papazın yaptığı bir kara büyüğü İslam usulüyle çözdük. Adam şu anda baba yiğit gibi. Hatta böyle Türkçeyi de öğretiyor bana. Kardeşim kardeşim diyor, dibinden düşmüyor. Şimdi niye? Sebep şu, yapılabilir. Ama buradaki olay yine bu hikayelerin içerisinde saklı bir cümle. Her arabanın anahtarı her arabayı açmaz. Burada senin ne kadar donanımlı olduğuna bakar. Şimdi dünya dinlerini biliyor musun? Teolojiyi biliyor musun? Sen diğer dinlerdeki ritüellerle ilgili kaç tane kitap, kaç tane materyal okudun? Orada gayrimeşru işlemlerle alakalı bir fikrin var mı? Yapılan vaka gördün mü? Sadece Türkiye'de iki mahalle arasında nazar, büyü, muska, cevşen, zırh, bilmem ne falancı falancı diye görüp o dar çevrenin içerisinde kendince ne kadar yetiştirdin? Şimdi benim uluslararası hani çok vakam olduğundan dolayı ben çok yaşıyorum. Ben mesela Türkiye'de vaka oranım benim yani Türkiye'deki genel yardımcı olduğum vaka sayısına baktığın zaman 100 vakam varsa bunun 90'ı yurt dışında. Yani Türk olan farklı ülkelerden vatandaş olan vakalarım var. Ben bunun İslami bu ilimlerde çözüldüğünü çokça şahit oldum. Kendim tecrübe ettim. Kendi yaptığım oldu. Bu şekilde yolda olup da çözenleri de biliyorum. Farklı inançlardan büyü veya sihir yapıp bizim tedavi ettiğimiz ve bu duruma maruz kalan insanların da çokça tecrübe ettik. Ben de bütün dataları da duruyor. Amerika'da Virginia'dan tut, Polonya'dan tut, Almanya, İsviçre yani şu anda taze olan vakalarda söylüyorum. Yani müdahale ediyoruz. Geri dönüşleri de çok güzel oluyor elhamdülillah. Ama buradaki amaç şu. Yahudilerin yani mesela işte bu Tel Aviv'deki Kabbala diye şeyleri var adamların. Vakıfları var koca yani. Adamlar dünyada büyücülüğü öğretiyorlar. Adamların bir sistemi var, bir gücü var. İran'da hakeza bu var. Hakeza diğer mesela işte bu Orta Asya ülkelerinde şamanların yaptığı işler var. Onlarda da bu işi iyiye kullanan, kötüye kullanan insanlar var. Yani bu durum biraz daha çok geniş su götürecek bir konu abi. Ama ben İslami ilimlerle, yani şifai ve manevi ilimlerle birçok Hristiyan ve Yahudinin yaptığı gayrimeşru büyü, sihiri Allah'ın izniyle çözdüğümü bizzat kendim tecrübe ettiğim için söyleyebilirim. Anladım abi, peki cevabımı aldım ben de. Bir gün sen uzun uzun konuşuruz yine. Ne zaman yakın tarihte yok mu bir İstanbul? Biz gelemiyoruz abi o taraflara bu ara ama belki önümüz iki hafta galiba bayramdan önce abi, bir Ankara'da olacağım. Temmuz'un ikisinde Yalova'da kız kardeşimin düğünü var. Evet. Yani nasip olursa orada birkaç gün öncesinde geleceğiz. Bayram. Hayırlı olsun kardeşime şimdiden selamlarımı ilet abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim evlenme niyetinde olan bütün kardeşlerimize hayırlı yuvalar kurmayı nasip etsin. Amin. Biz amin, o amin. Bir gelmeyi düşünüyoruz abicim. Abi gelirsen yine bir geceden başlayıp sabaha kadar bir çaylarım seni. Abi bu sefer ben Yalova'ya davet edeyim seni. Bizim terasta Allah nasip ederse semaverimiz, mangalımız Adem'le beraber böyle sınırsız. Tamam abi hamama sorun gidelim. Yok. Yalova dediğin bir feribot. Bizzat ya. Yalova'nın meşhur termal hamamına gidip abi bu konuyla alakalı konuştuğumuz konu tatbiki olarak mülazasını yapalım abi. Peki abi tamam. İnşallah görüşeceğiz. Çok ederim abicim. Çok teşekkür ederim Ömer abi. Sağ ol, var ol. Bağlandın, bizi aydınlattın. Abi. Sorularımıza cevap vallahi verdin. Valla vakti biraz açtık. Yok hiç önemi yok kardeşlerimize abi. İnşallah tahammüllerini zorlamamışızdır. Yok yok önemi yok abi. Böğ ucu açık abi. Böğünün bitiş saati yok merak etme. Böğ ucu açık saat 2 oldu. Bak daha bitirmedik. Birazdan bitireceğiz ama. Rabbim yardımcımız olsun. Amin abi inşallah. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum abi. Sağ ol. Görüşmek üzere abi. Allah'a emanet olun. Eyvallah abi. Teşekkürler. Sağ ol var ol. Evet sevgili arkadaşlar. Türkiye radyolarının. Ben bu arada dünya radyolarına da baktım. Benzeri muadilini boş ver benzeri bile yok. Türkiye radyolarının tek korku programı Böğü'yü dinledik. Yazılanlardan anladığım kadarıyla insanlar bu ayki Böğü programının hikayelerinden verilen bilgilerden anlatılan hikayelerden
Hani korkmuşlar ve belli bu bir korku programı olduğu için yani beklentiyi karşılamış, maksadını karşılayan bir bö programı oldu bu. İlk defa dinleyen varsa bu programa bu ay böyle denk geldikleri için kendi adlarına mutluyum. Çünkü hikayeler hakikaten çok çarpıcıydı. Bizde bile tüyler diken diken oldu. Ömer abinin anlattıkları, sizin burada sormuş olduğunuz bazı soruları ben işte not aldım. Onlardan bir iki tanesini de sorduk. Onun vermiş olduğu cevaplar. Bö programı her ayın ikinci perşembesi, bir aksilik yaşanmazsa. Yani Ramazan ayında yapmıyoruz sadece. Senede 11 tane oluyor. Bir aksilik yaşanmazsadan kastım işte üzücü bazı olaylar yaşanmazsa, depremdi, seldi, bazı felaketler gibi. Çünkü öyle günlerde daha çok morale ihtiyaç oluyor. Biz de komedi programlarına devam ediyoruz. Haricinde hafta içi her gece saat 22'de Serdar Yayında isimli komedi programıyla karşınızda olacağım. Tıpkı yarın gecede olacağı gibi bir sonraki bö önümüzdeki ayın ikinci perşembesinde bö programında anlatmak istediğiniz hikaye varsa, bu bö programının tek şartı, bö programında bunu internete de bu bölümünü koyalım olur mu Ademciğim hiç kesmeden, bö programında anlatmak istediğiniz hikayeniz varsa 7 gün 24 saat boyunca bö programının WhatsApp hattından bize sadece bir bö hikayem var yazarsanız biz size ulaşacağız. Kaçtır bö programının WhatsApp numarası? 0530 280 çift 0 çift 0 0530 280 çift 0 çift 0 bö 724 yazabileceğiniz bö programının WhatsApp hattı. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah. Allah 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 haydi.